Mert uyumuş. Ben alırım ya, sessiz. Polisi arıyorum ben. Cenk, ne oldu? Bir şey yokmuş ya. Mert'in odasında bir cam açık kalmış. Ceylan yapmış galiba. Ben açık bırakmıştım pencereyi havalansın diye. Kapatmayı unutmuşum demek ki. Zaten istese de giremez. Bayağı yüksekti çünkü. Tamam. Boşuna panik yaptık o zaman. Yüreğim ağzıma geldi ya. Canım. Hadi gel. Hadi gel uyuyorsun. Odana gidelim biz. Ben alayım ya Mert. Mert. Neyse bak. Ben sizin hayatınıza tesadüfen girmedim. Senin beni tanıman tesadüf değildi. Ece'nin ölümü beni çok derinden etkiledi. Ben çok öfkeliydim. Bir intikam planı yaptım. Ben Cenk'in canını aynı şekilde yakmak istediğim için sana yaklaştım. Niyetim seni kendime
aşık edip sonra da... Çok sevmiştim ben seni. O bugün çok yoruldu. Aile meclisinin karşısına çıktı. Çok büyük bir sınav verdi. Heyecan yaptı. Abartma istersen, o kadar da değil. Ne var, yalan mı? Yalan. O zaman kitap okusun gitsin. Okurum tabii. O zaman önce pijamalarını giyelim, olur mu? Hangisi? Yap canım, yap. İçeriz. Tamam. Cansu, benim odamda üst çekmecede Mert'in ilaçları vardı. Zahmet olmazsa getirir misin? Tamam, getiririm. Thank you.
hikaye başlıyor. Yeni bir macera. Çocukların haritada verdiği yerlere işaret ediyor. Oraya gitmek istiyor. Kalabalık arasında kayboluyor. Hasra. Uyudu galiba. Ya kitap dinleyecek hali yoktu onun zaten. Boşuna tutturdu kitap kitap diye. Olsun çocuk. Mutluydu en azından. Çok seviyor seni biliyorsun değil mi? Bu da beni çok mutlu ediyor. Adam başından beri yalan söylemiş sana. Boşuna söylemedi, bir sebebi var mı? Azmi, ben Burhan'ı hayatımızdan çıkaracak bir şey bul dedim sana. Hayatım, işte bulmaya çabalıyorum ya. Burhan hep yalan söylüyor. Yeni bir şey değil ki bu. Yani 3 ay önce çıkmış, 5 ay önce çıkmış. Bizim için bir şey ifade etmiyor ki yani. Sahtekar diyoruz, geliyor geçiyor işte. Sumru, anlamadın sen beni galiba. Sana yalan söylemiştim. Anladım. Anladım. Hatta şaşırdım da daha ne yapacağım? Ya iyi de sebepsiz yere söylemedi, bir sebebi var bunun. Adamın hayatı yalan. Her şeyi yalan. Ben biliyorum Burhan'ı. Hemen karşıma çıkmadı çünkü bir planı vardı. Cansu'yu istiyordu. Bu planı uyguladı ve kızını da geri aldı. Ben onu bu zaferi yaşatmak istemiyorum. Ama onu durdurmak için elimde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bunun bir anlamı yok mu yani? Hepsi bu olamaz sonra. Daha ne anlamı olacak Yazmi? Bak ben bugün Azra'nın evine gittim. Cansu'yu görmek için. Kızım benden kopmuş. Bana nefretle baktı. Babamla gitmesen bile seninle kalmayacağım dedi. Yıllar sonra tanıdığı babası bile benden daha kıymetli. Daha değerli. Hemen teslim olmayacağız sonra. Olacak ki. Ne yapabileceğiz? Yani ben Burhan'a gidip de ya sen 3 ay önce değil 5 ay önce çıkmışsın hapisten. Ben de bunu Cansu'ya söyleyeceğim mi diyeceğim. Umurunda mı olur sanki? Cansu'ya bunu söylesem neyi değiştirir ki? Bu yüzden babasını silip atar mı sanıyorsun? Peki tamam ama bak ben açıkçası böyle bir yalan söylemesinin bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Eğer o sebebi bulursak bak. Yok. Bence boşuna uğraşıyoruz. Cansu eğer babasıyla giderse benim için her şey biter. Biz diye bir şey kalmaz. Eğer o giderse seninle evlenemem ben. Sumru, bunun bizim ilişkimize ne ilgisi var? Ben kızımı kaybedersem bir daha mutlu olamam. Ama bunu konuştuk biz. Evleneceğiz. Yok Azmi. O olmazsa hayatta hiçbir şeyin anlamı yok. Giderse seninle evlenemem. Arkasından bayram yapar gibi evlenemem ben seninle. Melis nerede? Bilmiyorum ki, en son odasına girerken gördüm. Çay mı istedi peki senden? Yok, ben ikram olsun diye. Ay yine mi kaçtı bu kız acaba? Ümran hadi işine bak sen. Of, çok iş var şimdi ya. Nikah tarihi alınacak, düğün davetleri basılacak falan. Bir de gelinlik var tabii. Her şeyimiz tam, bir gelinliğimiz eksik zaten. Ama o en zor iş. Yani seçmesi var, tadilatı var. Uzun iş. Yani Azra, bence bir an önce seç, karar ver, rahatlayalım biz de. Ya nasıl yetiştireceğiz biz bunları? Ben hiç bilmiyorum ya. Bak, kuzum ben yanındayım. Ya bak, önce bütün işleri sıraya koyarız. Sırasıyla hallederiz. Hem Feride teyzeyle Serap teyze de var. Bizi yalnız bırakmazlar ki. Bak ben de ne yaparım biliyor musun? Arda şefi falan alır götürürüm terziye. Bitti. Bu kadar. Boş verin, güzel telaşlar bunlar. Evet, çayları tazeliyorum.
Azra, bu arada aşağı kapıyı bir daha elden geçirmek lazım. Yine açıktı. Aa. Açık mı? Evet. Bayağı zor kapattım. Herhalde kilidi bozulmuş. Anlamadım ki. Azra, dikkat edin. Bahçe kapısı açık mı olur ya? Ben bir gidip bakayım. Ya canım, ne yapabilirsin bu saatte? Tamam, ben yarın tamirci çağırırım. Merak etme. Ya tamam, yarın yaptıracaksın. Bugün ne olacak? Açık kalacak. Tehlikeli işte. Ya Cenk, boşu boşuna panik yapıyoruz. Yukarıdan ses geldi diye nasıl telaş yaptığımızı gördün işte. Ben yine de gidip bakacağım. Tamam, ben de geliyorum. Melis'i gördün mü Elkıs? Görmedim Serap Hanım. Odasında değil mi? Ümran çay götürüyordu ama. Ay yok, yok, odasında yok. Melis! Anneciğim, ne oldu sana? Senin ne işin var burada? Çok canım acıyor. Çok canım acıyor anne. Ben bundan hak etmedim. Melis, ne oldu? Anneciğim, ne oldu? Biri bir şey mi söyledi sana? Bir şey mi dedi? Keşke öğrenmeseydim. Keşke bilmeseydim. Gerçeği, gerçek çok acıymış anne. Bu yükü taşımak çok zormuş. Anne, güzelim. Bırak ne olur. Korkutma beni Melis. Ne oldu? Kadir'den mi bahsediyorsun? Anne, bana Kadir deme. Bana Kadir deme. Şeytan görsün onun yüzünü. Kadir deme bana. Abim haklıydı. Abim çok haklıydı. Abim bütün her şeyi biliyor. Bütün gerçekleri biliyormuş. Sırf ben üzülmeyeyim diye beni uyarmış. İstememiş. Sırf ben üzülmeyeyim diye susmuş beni korumak için. Melis, abin neyi söylemedi sana? Hayır anne, hayır. Hiçbir önemi yok artık. Kimin ne dediğinin, ne olduğunun hiçbir önemi yok. Abim haklıydı. Haklıydı abim. Biz kaderli olamayız. Önemli olan bu. Melis, Allah aşkına bak, doğru düzgün anlat şunu. Ben de bileyim anneciğim ya. Kader dürüst olmadı abime. O yüzden de abimin öfkesi, o yüzden de bu delilliği, o yüzden de. Anne, ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Nasıl unutacağım? Kadir'i nasıl çıkaracağım aklımdan? Ne yapacağım? Tamam, sakin ol. Tamam anneciğim, bilmiyorum. Keşke bilsem. Ne yapayım ben? Gideyim abinle konuşayım istersen. Veya Kadir'e söyleyeyim, abinle tekrar konuşup onu ikna etmeye çalışsın ha? Bitti. Bitti artık her şey. Bitti. Kadir diye biri yok artık benim hayatımda. Kalbimden söküp atmak istiyorum onu. İzi bile kalmasın istiyorum ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Anne, nasıl yapacağım, nasıl unutacağım ben onu? Tamam annem, geçecek hepsi. Anneciğim bak, zaman her şeyin ilacı. Hepsi geçecek, bitecek. Tamam. Ne zaman bitecek anne, ne zaman? Bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl, ne zaman? Bilmiyorum anneciğim ama geçecek. İnan bana, geçecek, bitecek. Bitecek annem. Bak bir gün gelecek. Ben nasıl üzülmüşüm bunlara, nasıl kahrolmuşum diyeceksin. Hatta gülüp geçeceksin annem. Yapma böyle. Sen kendini kahretme, ne olur. Hepsi bitecek. Geçecek mi gerçekten? Bitecek mi? Bitecek annem. Hepsi bitecek. Ay güzelim benim. Tamam, tamam annem. Tamam canım. Annem, annem. Annem. Gel. Zerrin Hanım. Ne var? Yani kızacaksınız bana biliyorum ama ben konuşmadan rahat edemedim sizinle. Ben çok üzülüyorum Zerrin Hanım. Niye üzülüyorsun anlamadım. Eviniz. Ne olmuş evime? Yani akşam akşam niye düştü aklıma? Zeynep Hanım, iki gün sonra eviniz açık arttırmayla satılacak. Bir şey yapmayacak mısınız? Yani ne yapabilirim ki Ümran? Evi kurtaracak param olsaydı zaten satılmazdı değil mi? Ben çok üzülüyorum Zeynep Hanım, gerçekten. Yani iyi kötü yıllarımız oldu bizim sizinle ve ben sizin yüzünüzün güldüğü, bana hediyeler aldığınız zamanları da biliyorum. Hayat. Böyle bir şey işte. Bugün buradayız. Yarın ne olacağız onu da bilmiyoruz. Ne olacak peki şimdi yani?
Burada misafirlik de bir yere kadar sonuçta. Beni de 2 güne koyarlar kapının önüne. Belkıs işine geri döndü zaten. Ha, sen işini düzgün yapmaya bak. Ben Serap'la konuşurum, göndermezler seni. Siz ne yapacaksınız peki? Neticede kızımın evi. Kovmazlar herhalde. Bir şeyler içmek ister misiniz? Bir kahve yapayım mı ben size? Yok, istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum müsaaden. Gençliğim, senin çocukluğun, o ev yok artık. Ah Serap. Ya bu kapı gerçekten tutmuyor. Şu kilidin falan değiştirilmesi lazım bence. E tamam, değiştirelim o zaman. Yani isterseniz ben bir babama sorayım. Kafede falan hep o hallediyordu bu işleri. Yani komple kafayı elden geçirdi, kilitleri değiştirdi, her şeyi sağlamlaştırdı falan. İsterseniz bir sorayım. Olur, söyle bence. Gelsin yapsın. Ya olur da işi gücü yoksa tabii zahmet olmasın adama şimdi. Ay yok canım. Hem zaten Azra ile Mert'i çok seviyor. Yani seve seve gelir yapar. Söyleyeyim, yarın gelsin o zaman ha? İyi, tamam. Olur. Ya canım tamam, merak etme, bir şey olmaz bu gecelik. Merak ederim efendim, burada güvensiz evde 2 tane kız, 1 tane çocuk. Merak ederim yani, sonra Cenk merak etmesin ha, oldu. Hayatımı bir kez daha yakamayacak kimse. Ne olursa olsun o ses kaydını alacağım. Kızımdan asla ayrılmayacağım. Bir daha asla. Canım, katle git tamam mı? Arabayı da hızlı kullanmayın. Tamam, tamam. Bir şey diyeceğim, gidiyorum ama aklım sende kalacak. Ya aklım bende kalmasın. Vallahi bak biz Cansu'yla şimdi her yeri güzelce kilitleriz. Merak etme sen. Yakında Mert'le sen de benim yanımda olacaksınız ya. O zaman hiç aklım kalmayacak söz. Ben de çok huzurlu olacağım o zaman. Ya Cenk, ben hala inanamıyorum evleneceğimize. Ben bir tanem, niye inanmıyorsun? Biz yeni bir hayat kuracağız beraber. Her şey çok güzel olacak bizim için. Olacak değil mi? Olacak. İyi geceler. İyi geceler. Biliyorum anne, çok zor biliyorum. Hüsrana uğramak her yaşta çok ağır. Katlanılması güç bir duygu. Ama sen daha çok gençsin. Yolun çok uzun. Hayallerin var, umutların var. Sakın umutlarını kaybetme. Kimse için bu kadar gözyaşı dökmeye değmez. Ben eminim ki karşına seni mutlu edecek, seni hak edecek biri çıkacaktır. Gel anne. Babaanne. Ana kız dertleşiyor musunuz? Melis, nasılsın güzel kızım? İyiyim babaanne. Ben sizi yalnız bırakayım. Hayır hayır, gitme. Tamam. O zaman biraz da babaannenle sohbet et, ha? Hem iyi gelir, rahatlarsın. Sana dediklerimi de sakın aklından çıkarma, tamam mı? Tamam. Tamam. Anne seni çok seviyor, çok.
Ben de seni çok seviyorum. Bir tanem. Hadi. Al babaannesi. Al bakalım. Hı. Babaanne. Canım. Babaanne, ben hep böyle mutsuz mu olacağım? Tabii ki hayır kuzum. Hayatın içinde her şey var. Bir gün öyle oluyor ki acıdan için yanıyor. Göğsün daralıyor. Güçlükte nefes alıyorsun. Sonra bir bakmışsın. Bitti dediğin yerde küçük bir ışık, bir ses seni çağırıyor. Kuşların sesi, güneşin aydınlığı. Sabahın en güzel saati. Çok şükür gözlerimi açtım, hayata uyandım diyorsun. Dünyanın bütün güzelliklerinin farkına varıyorsun. O güzel sabaha uyanmak için karanlık bir geceye sabretmek çok zor geliyor. Yeni doğan güne umutla uyanmak bu yüzden çok kıymetli. Mevsim gibiyiz kızım biz. Kışı görmeden bahara sevinemeyiz. Bahar gelir geçer. Yazın rehaveti. Sonra sonbahar. İnsan kendiyle muhasebesini en çok da bu ayda yaparmış. Sonra kış gelir yeniden. Kederleriyle, çileleriyle. Üşümekte, yazı özlemekte bunun için çok kıymetlidir. Ne tuhaf. Bir yaranın iyileşmesini anlattın sanki. İnsanın derdi de çaresi de kendi içindedir. Şifa acının içinden çıkar. Marifet onu görmekte, anlamakta, bilmektedir. Ben hangi mevsimdeyim acaba? Şimdi sende hüzün var. Üşüyorsun. Kendini yalnız hissediyorsun. Senin güzel bir sabaha ihtiyacın var. Demek baharın yakın güzel gözlü. Babaanne. Keşke hep böyle uyurkenki gibi masum olsan. Ama değilsin işte. Değilsin. Artık bunlar son çaylar. Vallahi bende uyku kalmadı artık ama
Ne oldu? Niye gülüyorsun? Hiç. Ne bileyim. Şimdi bu evlilik yaklaştı ya, seni bir telaş sardı. Böyle kafanda bir sürü şey var belli. Ama bunlar tatlı telaşlar. Ya aman ne bileyim. Tatlı, tatlı tabii de. Ya Cenk haklıydı sanırım. Şimdi her kafadan farklı bir ses çıkacak, bir sürü tantana olacak. Ne bileyim, gerildim ben de. Çelenlere gelin gitmek kolay değil. Bunun kaynanası var, kaynı var, kaynanasının kaynanası var, kaynanasının annesi var. Var da var. Ya demesene öyle, bak geriliyorum gerçekten. Ya ama öyle. Kaynanamın kaynanası öyle değil bir kere. Şeker teyzem o benim. Benim moralim bozulsa, canım bir şey sıkılsa gelir elimden tutar, mutlu eder beni. Sahi siz Feride teyzeyle nasıl tanıştınız? Ya, cidden merak ettim. Herhalde anlatmanda bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Yok. Yani yok. Yok tabii de ne bileyim ben. Onu kapanmış gitmiş bir konu olarak düşündüğüm için hep. Annen. Bizi Mert'le evden kovduğu zaman. Annem. Hayır, 40 yılda bir iyi bir şey yaptı diyeceğim de. Şimdi o günleri hatırlamak pek hoş olmadı tabii. Neyse boş ver, geçelim biz şimdi oraları. Emin misin? Eminim. Yani şimdi eğer anneni konuşmaya başlarsak senin bir demlik daha çay yapman lazım. Eskine. Peki tamam, dinliyorum. İşte annem bizi kovunca ben Gönül ablaya gittim bir süreliğine yaşamaya. Sonra Mert kayboldu zaten biliyorsun. Mert kaybolunca Gönül ablalarda biz biraz tatsız olaylar yaşadık. Oradan da gitmek zorunda kaldım ben. O mahallede bir tane gece kondu vardı. Oraya yerleştim. Ev sahibim çok tatlıydı ama. Halimden anladı. Gel benim yanımda çalış, biraz para kazanırsın dedi. Olur dedim ben de. Gözleme yapmaya başladık beraber işte. Bir gün tüp bitti, tüp almaya giderken bir baktım yerde birisi yığılmış kalmış. Feride teyze mi? Evet. Hastaneye götürdüm onu. Götürdüm, kendine geldi. Ama kendine geldiğinde hiçbir şey hatırlamıyordu. Aa, nasıl yani? Bayağı hiçbir şey hatırlamıyordu. Ailesini bile hatırlamıyordu o derece. Eesi mecbur eve götürdüm onu. Bende kaldı birkaç gün. Ama ben Feride Çelen olduğunu falan bilmiyordum tabii. O da hatırlamıyordu kendi adını zaten. Tabii o sırada havalimanında karışan valizler yüzünden Cenk'le de tanıyoruz birbirimizi. Ama ben Feride teyzenin Cenk'in babaannesi olduğunu da bilmiyordum. Tesadüfe bak ya. Peki Cenk bunları biliyor mu? Yok. Bilmiyor. Anlatmadım ona. Neden? Niye anlatmadın ki? Öyle olması gerekiyordu. Anne sen hazır değilsin hala. Bak ayakta uyuyorsun bir de. Servisi kaçıracağız. Mert hazır. Ayakta uyumaz. Ayakta uyumazmış. Yüzünü yıkadın mı bakayım sen? Mert uyandı. Yüzünü yıkadı. Azra ayakta uyusun. Kim öğretiyor sana acaba bu lafları? Aa, Mert'cim notaların nerede? Bugün piyano dersin var. Mert bilmiyor. Nasıl bilmiyor ya? Dün elindeydi, çalışıyordun. Dur salonda demek ki. Bakayım ben. Ben toplayayım. Bırak sen. Bunu da koyalım. Tamam mı? Var mı başka eksik? Notalar hazır. Mert hazır. Azra hazır. Hadi o zaman servisi kaçırmayalım değil mi? Hadi git sen ayakkabılarını giy, geliyorum. Alo. Azra kızım günaydın. Günaydın Şeker teyzem. Çıktın mı evden? Yok çıkmadım. Mert'i servise bırakacağım. Ne oldu ki? Tamam sen Mert'i gönder. Bugün yapılacak işlerimiz var çünkü.
Ama ben restorana gideceğim ya, nasıl yapsak ki? Azra'cığım sen evleniyorsun, restorana değil hazırlıklara koşturman lazım. Ben Ferhat Usta ile konuşurum. Sen de hemen hazırlan, konağa gel. Cansu'ya da söyle, isterse o da gelsin. Tamam, anlaştık. Hadi bay bay. Öyle iyi mi, açayım mı? Biraz daha demeklerseniz iyi olur. Açık sevmiyorum da. Ben de hiç demli içemiyorum ya. Öyle öbür türlü yal gibi geliyor bana. Hadi hadi, eller çalışsın. Daha portakalları sıkacaksın Ümran. Tamam canım, 2 dakikalık iş. Bak, ben öyle yayıla yayıla iş yapılmasını hiç sevmem. Bu evin bir düzeni var. Geçiciyim diye sallıyorsan hiç yapma daha iyi. Ben hepsine yetiyorum zaten. Ne o Belkıs? Sen geldin diye ben niye geçici oldum ki şimdi? Evet Belkıs, niye öyle söylüyorsun? Kimse git demedi ki Ümran'a. Kalıcı olduğunu da söylemediler Hasan. İyi de sen karar vermiyorsun sonuçta. Soralım Serap Hanım'a. Ben bu evi yıllardır tek başıma zaten çekip çeviriyorum. Başka kimseye de hiç ihtiyacımız olmadı çok şükür. Ama şimdi Cenk Bey ile Azra Hanım evleniyor. Mert de bizle yaşayacak. Senin yardımcıya ihtiyacın olacak değil mi? Belkıs, bugün alışverişe çıkılacak. Hasan'la sen de gel de yardımcı olursunuz. Tamam hanımım. Çok şükür. Bugünleri de gördük. Hayırlısıyla şu düğünü de yapalım inşallah. O da olur inşallah. Yani maşallah değil mi? Allah bir yastıkta kocatsın. Nazar değmesin. Ümran, sen Zerrin Hanım'a haber ver. O da hazırlansın. Tamam Feride. Ay Azra, şuna baksana, çok güzel değil mi? Kim? Ay, gerçekten çok güzelmiş ya, çok şık. Sen bir de şunlara bir baksana. Bak uçuş uçuş olanlar, şu mesela. Çok güzel değil mi? Bak, şimdi bak bunu hayal et. Buradan böyle aşağıya doğru şöyle geliyor türler, uçuş uçuş. Arkanda böyle upuzun bir kuyruk. Böyle sen yırdıkça salınıyor falan. Bir de küçük eldivenler ha? Aa, eldiven çok güzel olur gerçekten. Hatta böyle eldivenin ucunda küçük kurdeleler olsa. Tabii gelinliğin eteğine uygun. İkisi de böyle uçuş uçuş sallanacak. Evet, altında bir tane spor ayakkabı. Spor ayakkabı mı? Evet. Yok ya, spor ayakkabı olmaz. Aa, niye öyle diyorsun? Şimdi çok moda artık. Özel tasarım yapıyorlar spor ayakkabıları. Hem senin boyun da uzun, güzel durur. Yok ya, ben hayal edemedim. Yani bilemedim ki. Bence olmaz ya. Yok yok, bence güzel olacak. Ama ayakkabının altına ilk sıraya benim adım yazacaksın. Bak ya, bunları mı düşünüyorsun şimdiden? Düşündüm yani, düşüneyim de var. Biraz da kendim düşüneyim. Tamam, yazarız. Ha bu arada, bak düğünde mutlaka yanımda olmak zorundasın. Yani öyle babanla falan bir yere gideceksen lütfen tarihlerini ona göre ayarla. Beni yalnız bırakma. Yani ben daha ona karar vermedim. Ama dün de tabii ki burada olacağım. Gidecek halim yok. Bu bildiğin asrın olayı. Abart, abart. Tamam, abart. E ama öyle. Yani resmen ikinize de madalya takmamız lazım. Bu arada sen bu gelinlikçinin adresini biliyor musun? Baktın mı ben? Biliyorum ya, bizim okulun orada. Boş bir zamanı olunca beraber gider bakarız. Olur, gideriz. Ha ama bugün olmaz. Bugün alışverişe gideceğiz yani. Feride teyze seni de gelmeni istiyor doğal olarak. Ha. Ama benim öğleden sonra dersim var. Hadi ya. Yani nasıl olacak ki? Şimdi alışveriş falan uzun sürer öyle. Çabuk bitmez yani. Tabii kısa sürmez, doğru söylüyorsun. Ay tüh ya. Keşke sen de gelseydin ama. Yanında olmanı çok isterdim. Şimdi Serap Hanım falan da orada olacak. Gerileceğim ben de iyice. Ama sen niye geriliyorsun ki ya? Rahat ol. Hem ben öyle Serap teyzenin tepki vereceğini falan hiç zannetmiyorum. Ya ne de Zerrin Hanım da gelir kesin. Ay inşallah bir tatsızlık yaşanmaz Cansu ya. Merak etme. Her şey çok güzel olacak. Gideceksiniz, güzel güzel alışverişinizi yapacaksınız. Döneceksiniz, bitti gitti. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii ki. Yani artık sonuna geldiniz, evleniyorsunuz. Kimse de öyle kırgınlık, dargınlık olmaz, merak etme. Ama gelinliğe beraber bakacağız. Yani o gelinin üzerinde ben de göreceğim. Benim onayım olmadan olmaz. Herhalde beraber bakacağız. Ben sensiz bir şeye karar vermem, merak etme. Bak her şey çok güzel olacak. Ben her şeyi halledeceğim. Her şeyde yanında olacağım. Yani gitmeye karar versek bile öyle apar topar gitmeyiz. Kız kardeşimin en güzel gününde yanında olacağım. Asla kaçırmayayım. E hadi, bakmaya devam.
hava nasıl olur? Ay bilmiyorum ki, herhalde güzel olur. Bakalım mı tahminler? Günaydın. Günaydın. Ne bu surat? Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Anne, hiç anlamamazlığa gelme. İnternet meselesinden bahsettiğimi biliyorsun. E tamam, konuşalım, ne konuşacaksak da konuşalım, kapansın bitsin. Aa yo, öyle konuşalım, kapansın gitsin falan değil. Yok, o kadar basit değil bu mesele. E, ya nasıl kapanacak? Gidip Cenk'e anlatacaksın. Ne? Evet, aynen öyle. Ya herkes ne kadar zor durumda kaldı gördün değil mi? Cenk'in iş anlaşması bozuldu bu yüzden. Ferhat Usta'nın uğradığı haksızlığı söylemiyorum bile. Ya benim yaşadığım haksızlıklar ne olacak? Daha o gün Feride beni çocukların yanında aşağıladı. Bir değil, iki değil. Devamlı beni aşağılıyor. O yüzden yaptım zaten. Ya anne ne olursa olsun yani böyle bir şey yapmanı gerektirmez. Ya bana mazeret üretme, ikna edemezsin beni. Varsa yoksa Feride zaten. Herkes duyunca annen rezil olmuş, umurunda bile değil. Anne Cenk bas bas bağırıyor benim arkamdan hiç çevirmeyin diye. Ben oğluma yalan söyleyemem artık. Bitti. Ya saçmalama Serap. Ben bunu Cenk'e anlatırsam Cenk beni asla affetmez. Belli olmaz. Ya en azından doğruyu söylediğin için belki bir şansın olur. Ya yok. Ben bunu nasıl anlatırım? Benden böyle bir şey isteme. Zaten bu evde sığıntı gibiyim. Cenk bir de beni kapının önüne koyarsa utancımdan kahrolurum ya. Anne. Anne bak, sen bu evde sığıntı falan değilsin. Bir kere benim annemsin. Her zaman da başımın üstünde yerin var. Ama bu demek değil ki yaptıklarının sonucuna katlanmayacaksın. Böyle olup bitecek her şey. Ya en azından Cenk'e karşı elimde bir şey olur. Gider konuşurum Cenk'le. Derim ki, bak anneannenin içine sinmedi, vicdanı rahat etmedi. Geldi bana doğruyu anlattı derim. Sen baya baya ciddisin yani. Evet anne, ciddiyim. Ya bir an önce hallet bu işi lütfen. Bak Cenk ne tepki verecek olursa olsun ona yalan söylemekten, bir şey gizlemekten daha iyidir. Anlaşıldı. Sen beni gözden çıkarmışsın. Anne öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, bunu sen de biliyorsun. Hiç kendini acındırma şimdi bana. Tamam, tamam anladım. Tamam. Bari biraz zaman ver de bir yolunu yapayım. Böyle pat diye çıkmayayım çocuğun karşısına. Tamam. İki gün. Sadece iki günüm var. Gidip Cenk'e anlatacaksın her şeyi. Yoksa sen anlatmazsan ben gidip anlatacağım. Tamam. Ha, bu arada bana söylemediğin başka herhangi bir şey var mı? Bakmayın, bölüyorum ama Feride Hanım haber vermemi istedi. Düğün için alışverişe çıkılacakmış. Hazırlansınlar dedi. Bak, bak görüyor musun? Sürekli hatırlatıyor kadın bu evin kendine ait olduğunu. Gözüme gözüme sokuyor. Tamam İmran. Bak ne olduysa bu Feride annemle yarışından oldu. Yeter artık uğraşma kadınla, rahat bırak kadını. Ya sen bu eve bana destek olmak için gelmedin mi? O zaman öyle yap, öyle davran. Beni zor durumda bırakacak şeyler yapma. Ne yapacağım ben ya? Senin neyin var Mesut? Böyle sabahtan beri bir keyifsizsin, moralin bozuk. Bir şey mi takıldın sen? Yoo yoo, havalardandır. Hastayım, hala geçmedi ya ondan. Umarım öyledir. Bak konuştuk seninle, bu not işini kapatıyorsun. Anladın mı? Sakın Sumru'ya gidip sataşayım falan deme. Ya Hülya, çocuk muyum o? Sürekli tembih tembih. Ne oluyor? Neyse ben söyleyeyim bir an. Sonra üzülmeyeyim. Tamam peki. Hadi ben şantiyeye gidiyorum. Sonra görüşürüz. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol sen. Mesut. Ne
ne istiyorsun Azmi? Seninle konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok, tamam mı? Hem hangi yüzle geliyorsun karşıma? Bak tamam, boş şeyler yaşamadık. Ama sen de çok üstüne geldin. Subru'yla aramızı bozdun. Niye acaba ha? Niye? Yaptıkların gözünün önüne bir gelsin bakalım. Ben bunları geçtim. Seninle konuşmak istediğim şeyler var Mesut. Ben seninle iş falan da konuşmak istemiyorum Azmi, tamam mı? Yemezler. Git başka enayi bul kendine. Mesut! Vallahi iyi konuşmamız lazım. Burhan. Feride Hanım, araba hazır. Ne zaman dilerseniz çıkabiliriz. Azra gelsin, çıkarız Hasan. Tamam. Günaydın babaanne. Günaydın oğlum. Alışveriş hazırlığı başlamış galiba. Evet, fazla zamanımız yok. Ancak hallederiz Cenk. Sen de hazırlığa başla artık. Tamam tamam, merak etme. Ya babaanne, o kadar çok şey yaşadık ki. Fırtına dindi galiba, değil mi? Yani hayal dediğim her şey şu an bir bir gerçek oluyor sanki. Boşuna yaşanmamış demek bunca şey. Kararların olgunlaşması için bazı sınavlardan geçmen gerekiyordu. Zor bir sınav oldu ama. Cenk, Azra hem öksüz hem yetim. Bir başına kardeşine de baktı. Onca şeyle tek başına baş etmeye çalıştı. Bıkmadı, vazgeçmedi. Her türlü göğüs gerdi bir yudum canıyla. Sen de öyle. Gerektiğinde karşına aldın herkesi, sevdiğine sahip çıktın. Azra'ya da, Mert'e de kol kanat gerdin, hep korumaya çalıştın. Birbirimizi kazanmak için çok emek harcadık babaanne. Doğru. Ama başka türlü geçemezsiniz sınavları. Emek vermeden sahip olduğumuz hiçbir şeyin kıymetini bilemeyiz çünkü. Kıymet de buna mukabil tabii. Acılar, sevinçler biriktirdiniz beraber. Bir geçmiş inşa ettiniz. Şimdi o geçmişi geleceğe taşıyorsunuz. Ama dur, daha bitmedi. Şimdi bu kıymetli hazineye sahip çıkacaksınız. Sen de Azra da daha çok çaba göstereceksiniz bundan sonra. Sen merak etme. Bu hazine bana emanet. Oo, Feride Sultan'ın yeni gözdesi, çiçeği burnunda damat Cenk Çelen. Ne diyorsun oğlum ya? Kıskandın mı? Kıskandım babaannem. Hani ben senin nazar boncuğundum? Ne oldu, benim pabucumdan mı atıldı gömdün? Gene öylesin. Sen benim nazar boncuğumsun. Bana bak. Şımarma ama. Vallahi bak babaanne, abim doğru söyledi. Benim sadece sana şımarma hakkım var. Bunu da benim elimden almayın bak, ne olur. Günah bana. Günahmış. Laflara bak, annenim duymasın ama. Günaydın. Günaydın güzel kızım. Şu koca olanları bir atayım da seni sarayım. Gel bakayım, gel. güzel gözlüm benim. Nasılsın Melis? Özür dilerim. Söylediğim, yaptığım her şey için çok üzgünüm. Tamam. Tamam, geçti. Sen iyi ol, önemli olan bu zaten. İyisin değil mi? İyiyim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum ya. Bak sen ya, şu anda bana kaldın, gördün mü? Gel. Evet, dinliyorum Azmi. Hadi ne söyleyeceksen söyle Allah aşkına. Bak Mesut. Bu Burhan'dan pis kokular geliyor ve benim hiç hoşuma gitmiyor. Ya Azmi, bak bu Burhan sana ne yaptı bilmiyorum ama umurumda değil. Beni bulaştırma bu işe, tamam mı? Ha, yardım falan istiyorsan da unut beni. Ben bu kıl kuyruk Burhan'la muhatap olmak istemiyorum, anladın mı? Sen istemiyorsun ama o seninle uğraşıp duruyor. Bunu ne yapacaksın? Ya konuştuğumuz adam, adam olsa bari Azmi. Yani ben Burhan için nefesimi bile tüketmem. Ama buyur, sen ne istiyorsan yapabilirsin, serbestsin. Hadi eyvallah. O notu cebine Burhan koydu.
sen ne saçmalıyorsun Hazmi? Hangi not? Hangi not? Allah Allah, nottan haberin yok ama birdenbire duraksadın. Tabii ya. Sumru hemen yumurtlayıverdi sana, öyle değil mi? Sabahtan beri eveleyip geveleceğine, bana seni buraya sorguya çekmeye geldim desene. Bana bak Hazmi. Benim o notla hiçbir ilgim, alakam yok. Tamam mı? Öyle alengirli işler senle Sumru'nun işi. Siz iyi beceriyorsunuz. Ben dümdüz bir adam. Allah'tan başka da kimseden korkum yok. Sakin ol Mesut. Zaten senin böyle bir şey yapmayacağını tahmin ediyorum. E o zaman sadede gel. Hadi. Hadi gel oturalım. Gel. İyi konuş hadi. Bak ben nezarethanedeyken Burhan geldi benim ziyaretime. Ne hikmetse senin hakkında atıp tuttu. Yok sen bir şeyler karıştırıyormuşsun da, pis işlere bulaşmışsın da. Buradan nereye varacağız ki? Adam zaten beni sevmiyor. Ben de öylesiye gıcığım zaten. Süt düşünsene. Burhan Sumru'nun eski kocası. Kemal'in başına neler geldiğini biliyor. Sizin ortak olduğunuzu, Kemal öldükten sonra neler yaşandığını öğrenmesi o kadar zor değil. O notu cebine Burhan'dan başkası koymuş olamaz. Ayrıca gideceğim buralardan, başka bir hayat kuracağım falan filan. Neyle olacak bu? Nasıl finanse edecek bunu? Belli ki senden para koparmaya çalışmış diyorsun. Canım. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Neye bakıyorsun öyle? Bir şey çözmeye çalışıyorum ben. Sen acaba akşamları mı daha güzelsin yoksa sabahları mı? Bak ya. Karar verdin mi peki? Hangisi? Karar veremedim. Karar vermem için biraz daha zaman geçirmemiz gerekiyor galiba. Yardım edersin değil mi? Peki. Sen söyle o zaman. Sabahları mı daha romantik oluyorsun yoksa akşamları mı? Ben hep romantiyim canım. Soruyor bak. Tabii tabii. Aksi, huysuz, gergin olmadığın sürece çok romantiksin. Evet, kabul ediyorum. Allah Allah. Sen de beni sinirlendirmediğin zaman güzelsin. Nasıl yani, sinirlendirdiğinde çirkin mi oluyor? Evet, çirkin, huysuz. Tam bir cadıya dönüyorsun yani böyle. Neyse ki şanslısın. Prensin geliyor. Bence o prens şu anda şansını zorluyor. Çünkü eğer bu prenses cadıya dönüşürse prens diye bir şey de kalmaz. Bence bir daha düşün. Prensesi mi seçiyorsun yoksa cadıyı mı? Gel gel tamam. Bak yine kıyamadım. Ya bak sana bir şey söyleyeceğim. Eğer şu dünyadaki her şeyin elinden alacağız deseler, ama tek bir şey seçeceksin deseler, ben neyi seçerim biliyor musun? Yine seni seçerim. Ya senden vazgeçersem yaşayamam ben, anlamadım mı artık sen? Ben de sonsuza kadar bu anın içinde yaşayabilirim. Ama şu anda babaannem arıyor ve benim yukarı çıkmam lazım. Tamam. Hadi sen işe git, ben de yukarı çıkayım. Kolay gelsin. Ha anneciğim, biz Cenk'lere hangi odayı vereceksek ona bir karar verelim de, bir düğünden önce elden geçirmek lazım onu. Önce bir alışverişimizi yapalım, sonra hallederiz Serapcığım. Yani şu an elimizde bir tane büyük odamız var, o da dolu biliyorsun. Başka odamız da var. Herkese günaydın. Ya Şeker teyzem, sen ararken bahçedeydim, o yüzden açamadım, kusura bakma. Çok bekletmedim değil mi ben sizi? Hayır kızım. Ne zaman çıkıyoruz? Birazdan çıkarız. Anne sen az önce hangi odayı demiştin? Yani benim kaldığım odaysa. Siz rahatsız olmayın Zerrin Hanım. Serap, bizim başka büyük bir odamız daha vardı. Anlaşılan sen onu unutmuşsun. Ha. Ama orası
Hadi bakayım gelin benimle. Melis. Ne oldu? Ne odası bu? Şey... Abimle evlendiğiniz zaman kalacağınız odayı konuşuyorlardı. Hadi yürü. Anneciğim hayırdır? Sen bu odayı açmıyordun? Aa, niye ki? Ne özelliği var bu odanın? Vallahi yıllardır annemden başka kimse girmez bu odaya. Hatta temizliğine bile bir tek kendisi yapar. Hayrola? Hazine mi var yoksa? Evet Zerrin Hanım, hazine var. Allah Allah. Acaba Feride Hanım? Sanki odanın büyüsü bozuldu. Kimin odası burası Şeker teyze? Burası benim hazinemin saklı olduğu yer. Ben sana hazine vardır demiştim. Ay çok garip bir havası var. İçim ürperdi. Ailenin, birliğin, dirliğin, adetin, geleneğin, göreneğin odası. Benim mirasım bu. Burada saklı. Hepsini bu sandığa koydum. Anneciğim, sen neler neler saklamışsın böyle. Ben ilk defa görüyorum. Bunların hepsi antika değerinde Feride Hanım. Maşallah ne kadar da çokmuş. Bizler 3 günlük ömrümüzü... Öyle uzun sanıyoruz ki hiç bitmeyecekmiş gibi. Çok şey isteriz. Aslında hayatta ihtiyacımız olan her şey bu kadar işte. Doğduğumuz günden öldüğümüz güne kadar pak ve temiz olmak için bir tas. Arlanmak için birkaç esbab. Kimden geldiğimizi ve kime döneceğimizi unutmamamız için 2 metrelik kumaş. Yetiştireceğimiz hayırlı nesiller için bir çift patik. Emeğin ve göz nurunun değeri olan eğirme ip. Dünümüzü, kim olduğumuzu unutmamak, yad etmek için bir albüm. Azmettiğimiz, inandığımız sürece başarabileceğimizi gösteren bir hatırat. Ya anne, ben hep
Çok başka şeyler olduğunu düşünürdüm sandığın içinde. Nasıl şeyler kızım? Ne bileyim işte sandık yani, daha kıymetli şeyler. Zümrütler, yakutlar, pırlantalar. Hepsi burada işte. Benim en güzel anılarım burada. Sen kimseyi sokmazdın bu odaya, ben de merak ederdim hep ama... hani bunları göreceğim 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Hepsini sen mi yaptın bunların Şeker teyzem? Evet. Hepsini ben yaptım. Ama o ara dantel hariç. O annemden hatıra. Onun el emeği. Rahmetli. Hiç kullanmadım. Özellikle sakladım onu. Çok güzelmiş. O mendilde gelin olduğumda ailemden ayrılırken döktüğüm gözyaşı var. Nedense hiç yıkamak istemedim bunu. Geldiğim yuvayı baba ocağını unutmamak için herhalde. Bununla sil gözyaşını. Sen de kalsın. Bunu hayatımın sonuna kadar saklayacağım. Bundan hiç şüphem yok kızım. Bu sandık ne ağırmış Feride Hanım. İçimizi dağladın. Geçmişin yükü o kadar ağırdır ki Serin Hanım ondan. Ben sizlere en önemli miras olarak maneviyatımı bırakmak istedim hep. Bu yoksa eğer para, zenginliğin bir mendil etmez gözyaşını silmeye. Gel. Cenk Bey, düğün davetiyeleri için istediğiniz kataloglar geldi. Tamam, sağ ol. Azra, bu oda sizin. Cenk'le ikinizin artık. Siz de çocuklarınız için bu sandığa hatıra biriktirip değerler koyacaksınız. Vakti geldiğinde de açacaksınız. Melis'le Arda'nın da ömrüm vefa ederse mürvetlerini görürüm inşallah. İnşallah. Onlar da bu mirasa kendilerinden bir şey katacaklar. Sizlerin dünyası büyüdükçe benim dünyam küçülecek. Ve ben sizin mutluluğunuzu seyrederek mutlu olacağım sadece. Şeker teyzem. Biz seni asla bırakmayacağız Şeker teyzem. Hayatlarımızda en özel yer her zaman seninki olacak. Babaannem, biz seni çok seviyoruz. Sen yeter ki bizim yanımızda ol. Anneannemden yadigar bana. En kötü günümde bile elimden çıkarmayı düşünmedim. Cenk'in evleneceği kız için saklamıştım. Bu artık senin Azra'cığım. Hep kime takacağım diye düşünürdüm. Bayesini üzerindeki taşla değil... bunu bir zamanlar taşıyan kadının ona verdiği değerle ölçebilecek, bunu hak edebilecek biri var mı diye düşünürdüm. Dualarım boşa çıkmadı. Biliyorum ki bu broş bir gün çok güçlü, çok sabırlı, değerleri olan çok fedakar bir kadının yakasını süsleyecek. Tıpkı anneannemde olduğu gibi.
bana olan sevgine ve güvenine layık olmaya çalışacağım. Bu sandık senin olduğuna göre emanetleri tekrar yerine yerleştirmek de senin vazifen. Hadi bakalım. Biz de sonra hep beraber alışveriş için çarşıya çıkalım. Azra'yı yalnız bırakın. Hadi bakayım. Efendim Cenk? İyiyim, sen nasılsın? Evden çıkmak üzereydim. Ya Cansu, senden bir şey istesem yapar mısın? Tabii. Ama nedenini sormak yok, tamam mı? Sadece yap. Ben sonra anlatacağım sana nedenini. Tamam da sen şimdi böyle söyleyince ben merak ettim. Ya şöyle söyleyeyim, Azra için iyilik yapacağız, mutlu edeceğiz onu. Ha, yani sürpriz gibi diyorsun. Evet, evet. Tamam, dinliyorum, evet. Ya şöyle ki, Azra'nın içinde olduğu fotoğrafları bulup bana getirebiliyor musun? Getiririm. Ama tekli mi, aile fotoğrafı mı, nasıl olsun? Yok, hiç fark etmez. İkisi de olur benim için. Yeter ki içinde Azra olsun. Tamam. Azra da şimdi dışarıda alışverişte. Yani böyle biraz odasına girip karıştırıyormuş gibi olacak ama yapacak bir şey yok. Çok teşekkürler. Peki sen mi getirsin fotoğrafları, ben mi gelip alayım? Olur, getiririm. Yani önce babamı uğramam lazım, oradan sana geçerim. Tamam, süper. Görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz. Bak, bu adamın ne yaptığı belli değil. Bir de sürekli yalan söyleyip duruyor. Mesela hapisten çıkmış, 3 ay ne yaptıysa 3 ay sonra Sumru'nun karşısında dikiliyor ve yeni çıktım hapisten diyor. Ya iyi de Azmi, ya gidip adama ne halt ettin diye soramam ki. Tabii ki sormayacaksın Mesut. Ama illaki bir şey dikkatini çekmiştir. Yani o nottan sonra garip bir şey olmadı mı? Vuran bir şey yapmadı mı? Ya ben sabah akşam adamı gözetlemiyorum ki Azmi. Mesut, tabii ki gözetleme. Ama bir şeyler değişmiştir illaki. Ne bileyim, birileri gelmiştir, gitmiştir. O bir yerlere gitmiştir, birileriyle görüşmüştür. Bizim şüphelerimizi haklı çıkarabilmek için delillere ihtiyacımız var Mesut. Anlamıyor musun? Ne bileyim, yani öyle olağanüstü bir şey görmedim. Adam her zamanki gıcıklığı ve ukalalığıyla gelip kafede çalıştı işte, o kadar. O kadar. Emin misin? Evet, eminim. Tamam, o zaman dikkatini çekmemiş olabilir ama sen yine de bir düşün. Hatırlarsın belki. Anne, hadi çıkıyoruz. Tamam, bir şey alıp geliyorum hemen. Ne o, neyi alıyorsun? Aa, ne yapacaksın onu? Azra için. Cenk'in anneannesi olarak benim de bir şey takmam lazım değil mi bugün kızı? Yani... Malum Feride Hanım bugün böyle sandık açma seremonisiyle gözümüzün içine soka soka antika broşu verdi kıza. Bu gerdanlık da bana rahmetli eşimden ne yadigar neticede. Anne, biz daha sabah ne konuştuk seninle? Ay, iyi tamam Serap, vurma hemen yüzüme. Ha deyince atamıyorum hemen içimden. Ayrıca ben niye Feride'nin altında ezileyim ki? Tamam anneciğim, tamam. Ezilme, sen de ver hediyeni. Ama dikkat et, kimsenin gözüne batma. Özellikle Cenk'le konuşana kadar kimsenin dikkatini çekme fazla, tamam? Tamam Serap, çocuk gibi tembih edip durma. Hadi. Annem nerede? Geldim, geldim. Hazır mıyız? Nereye gidiyoruz? Evlilik hazırlığındaki genç kızlar nereye gidiyorsa oraya. Kapalı çarşıya. Ay Feride Hanım, kapalı çarşı mı kaldı? Dünya kadar AVM var, her şeyi bir arada bulabileceğimiz. Olmadı caddede çok şık dükkanlar var. Anneanne haklısın ama kapalı çarşının havası bir başka. Yani babaannemle gitmiştik biz daha önce, ben çok beğenmiştim orayı. Ya Arda'nın sünnetiydi değil mi babaanne? Evet kızım. Ama Azra kapalı çarşıya gitmek istemiyorsa AVM'ye de gidebiliriz. Ay yok yok, yani benim için ikisi de olur ama hala değerlerimizi koruyan bir yeri tercih ederim doğrusu.
Siz bilirsiniz. Ben gitmeden o zaman Azra'ya hediyesini vereyim. Aa, ne hediyesi? Anne sırası mı şimdi? Şimdi takacağım. Dünürümü kıskandım. Zerrin Hanım ne gerek vardı? Aşk olsun. Güle güle kullan. Çok güzel oldu. Zerrin Hanım o kolyeyi kocanızdan yadigardı değil mi? Evet. Azra'nın kısmetiymiş. Bu hediye kıymetli oldu işte. Zerrin Hanım ama ben şimdi çok mahcup oldum. Gerçekten çok güzelmiş. Manevi değeri de büyükmüş. Çok da yakıştı. Kalsın üstünde. Kıyafetine de uydu. Çok teşekkür ederim gerçekten. Feride Hanım. Efendim Hasan. Arabalar hazır. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Nurhan sen nereye? Gelsin gelsin. O da bizimle bu mutluluğu paylaşsın Zerrin Hanım. Hadi bakalım. Hadi annemle. Şef ya. Ya Azra çok güzel. Ya böyle Cenk yakışıklı. Peri masalı gibi olacak düğünleri ya. Düğün müyüm pek miyim değil de kızım. Vuracakları yuva peri masalı gibi olsun inşallah. Ben ne düğünler gördüm peri masalı gibi. Allah'ım sen koru yarabbim. Daha 3 gün geçmeden bir kavga, bir dövüş, armudun sapı, üzümün çöpü derken hop periler uçuvermiş korkudan. O hesap. İnşallah kuracakları yuva dirlik düzenli kuzur içinde olsun. Olacak şef. Olacak yani ben çok inanıyorum. Hem de böyle çok mutlu olacaklar. Sumru da böyle geçecek aynanın karşısına. Çıtır çıtır çat diyecek. Diyecek ki ayna ayna söyle bana. Azra mı daha mutlu yoksa ben mi? Ayna ne diyecek sonra? Ayna ne diyecek ya? Ayna çatlayacak. Ana. Ne diye çatlayacak ayna? Şef ya, kadının karşısında insan çatlıyor, insan. Ayna ne yapabilir acaba? Tövbeler olsun yarabbim ya. Durup durup bunları mı düşünüyorsun sen? Ya, Allah şu an gelişti. Gel bakayım sen. Götür şunu ofise. Aşağıdalar mı? Kötü komşu adam ev sahibi edermiş ya. Bu cadı Sumru da senin hayal dünyanı genişletti valla. Biraz öyle oldu galiba. Yalnız şef, ya kadın mutluluk törpüsü gibi ya. Yani ya düşünsene kendi kızının hayatını bile cehenneme çevirdi şef. Ama hayat öyle ki işte. Güzel Azra'cığım, Sumru'nun yaptığı bütün kötülüklere rağmen yine Cansu'ya sahip çıktı. Kız kurtuldu ya. Allah o kızın da yardımcısı olsun. Babadan yana yüzü güzün inşallah. Amin şef. O da o cadı annesinden kurtulsun da bir peri masalının prensesi olsun. Bize de gökten 3 elma düşsün. Yok mu sizin işiniz? Sabahtan beri lak 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 lak. Ha? Bak Mine seni son kez uyarıyorum. Eğer o çeneni kapamazsan kendini kapının önünde bulursun. Sumru Hanım kusura bakmayın biz öyle kendi aramızda... Es aşçı başı. Sana sormadım. İşinize dönün. Sen de bana bir kahve yap gel. Küçük ol. Senin elma azıcık sertmişti galiba. Bana ancak kurtlu elma düşer yani. Görüyorsun değil mi? Onu cebine Burhan koydu. Azmi haklı olabilir mi gerçekten? Olabilir ama Sumru'nun da bir oyunu olabilir bu. Pardon, bakar mısınız? Buyurun, sarımsaklı mayonez alabilir miyim? Tabii, hemen. Ha, bu arada sarımsaklı mayonezimiz kendi imalatımızdır. O yüzden tazedir. Harika. Gayip. Masa 18'e sarımsaklı mayonez. Başlayın efendim. Ne yapıyorsun sen ayağımın altında? He? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sana söylüyorum Burhan Efendi. Bir daha benden uzakta dolanacaksın. Buradan geçmeyeceksin. Buradan geçme. Ya ne oluyor? Niye bağırışıyorsunuz? Yok bir şey yok kızım. Canı sıkılmış onun o kadar. Hadi ya.
Ben senin niyetini çok iyi biliyorum Burhan Efendi. Ya ne oluyor? Ne diye bağırıyorsun sen? Bu adamın sağımda, solumda, etrafımda olmasından rahatsız oluyorum. Olan bu. Bir de terbiyesizliği cabası. Ne diyorsun sen ya? Mahsus yapıyorsun öyle değil mi? Ya geçerken öyle yanlışlıkla çarptım. Yani olamaz mı? Olamaz. Geçme, çarpma. Bağırma. Ben sana daha hiç çarpmadım Mesut. Oo, bir de tehdit. Hadi gel, hadi gel, ne yapacaksan yap. Ay tamam yeter. Mesut, sen kafayı istemişsin. Ne tehdidi? Sen bir şeye kurulmuşsun belli. Baba tamam. Gel lütfen Burhan Bey, artık uzatmayalım ne olur. Rica ediyorum. Gel, gel. Demek ki Mesut amcanın sinirleri bozulmuş. Gel. Ne oluyor ya? Niye bağırıyorsun sen dükkanına? Herkes bakıyor. Gelsene şuraya. Ne oluyor yine? Ne yapıyorsun? Sersemler. Yok efendim. Cansu Azra'nın evine gitmiş de hayatı kurtulmuş da bilmem ne. Nereden biliyorlar? Belki Cansu'yu Azra dolduruyor. Belki de Burhan'la gitmesi için aklını çelen o. Ama yok. Ben bu kadar acı çekerken Azra'nın mutlu olmasına izin veremem. Ben yapacağımı bilirim. Ben bilirim ne yapacağım. Ah babacığım ya. Ama yani ben anlamıyorum ki Mesut amcanın seninle derdi ne? Ben de anlamıyorum ki kızım. Umurumda da değil zaten. Bir an önce buradan çekip gidip kurtulmak istiyorum bu saçmalıklardan. Yani tek istediğim bu. Yanlış anlama kızım. Benim tek istediğim senin mutlu olman. Yani baskı altında hissetme kendini. O yüzden söylüyorum. Kararın ne olursa olsun ben hep senin yanında olacağım. Bunu unutma. Yani gelmesen de gönül koymam. Kırılma. Biliyorum baba, sağ ol. Bugün okul yok mu? Sen neden bu kadar erken geldin? Var. İki dersim var. Gideceğim okula da. Aslında ben senden bir şey istemeye gelmiştim. Buyur kızım. Elimden ne gelirse. Ya hani sen bu tamir işlerinden falan anlıyorsun ya. Azra'ların mutfak kapısında bir sıkıntı var. Kapanmıyor. Kilidi bozulmuş herhalde. Dün akşam eve gittiğimizde kapı açıktı. Yani Cenk zor kapattı. Eski bina tabii kızım. Yani her sene bir tadilat ister. Böyle kırılır dökülür hep bir tarafları. Evet sanırım. Ama galiba kasada da sorun var. Kapı yerine oturmuyor. Cenk de bir tamirci çağıracaktı. Benim de aklıma sen geldin. Yani sen onarabilir misin kapıyı? Tabii kızım. Hallederim ben. Sağ ol baba ya. Vallahi bir tanesin. Peki anahtarı versen bugün gidebilir misin? Tabii giderim kızım. Malzemeleri alıp hemen çıkarım. Hatta giderken yeni bir kilit alırım. Eskisini söker atarım. İyi olur. Bu arada zaten evde kimse yok. Azra düğün alışverişine gitti. İyi tamam. Ben hallederim. Sonra kapıyı çeker çıkarım. Tamam anlaştık o zaman. Ben de kaçayım artık. Yani daha Cenk'le buluşacağım. Azra'ya sürpriz mi ne yapacakmış onu konuşacağız. Tamam. Siz bakın keyfinize. Ben de birazdan çıkarım zaten. Bu arada Mesut amcayla hiç yüz göz olma. Tamam mı? Yani sinirini bozmasına falan hiç izin var mı? Tamam kızım sen merak etme. Ben halledeceğim onları. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Severim, niye sevmeyeyim? Oh, pis gibi kokuyor. Koklasana Şeker teyze. Harika. Serap bak. Oh, mis. İyi biz bunu ayıralım. Kızım başka şey istiyorsan söyle. Yok Şeker teyzem, gerek yok, yeter bence bu kadar. Oo, sen hemen pes ettin yavrum. Olur mu? Ben zaten alacağım nasılsa da senin beğendiğin şeyler olsun istiyorum. Bence siz beğenin o zaman. Utandı küçük şaşkın seni. Serap Hanım,
Bir bakar mısınız bu nasıl? Ben seçtim. Anne baksana. Bunlar el işi mi makine? Bunlar el işi teyzeciğim. İsterseniz makine örmeler de hemen şurada var. Yok yok el işi olsun. Çeyiz sandığı bu. Tabii tabii. Azra nasıl, beğendin mi? Çok beğendim tabii, niye beğenmeyeyim? Tabii el işi, bir de çok emek var. Hiç kaçırmayın bunu. Kumaşı da taş gibi. Gelin kızımız istediği kadar yıkasın, hiçbir şey olmaz. Bakın kanaviçelere dikkat, çok zarif. Ya çok güzel değil mi? Ay Allah aşkına kanaviçe mi kaldı? Sandığı bekleyecek şeyleri almanın ne manası var? Ama anne olmaz yani şimdi. Çeyiz sandığına bir tane koymak lazım bundan. Sonra günlük kullanımlar için yine alacağız zaten. Serap haklı Zerrin Hanım. Azra'nın çeyiz sandığında da böyle ağır bir takım bulunsun. Ya günlük alınır zaten. Bunlar el emeği göz nuru. Tabii tabii canım tabii. İyi de yani teknoloji yokken el emeğinin bir değeri vardı. Ama şimdi artık her şey büyük mağazalarda da var. Tabii ki var. Ben o büyük mağazalara da götüreceğim kızımı. Oradan model takımlar da alacağım. Ama Azra'yı buraya getirmemin başka bir maksadı var. Kız çeyizinin tatlı bir telaşı olur buralarda. O havayı alsın, o heyecanı yaşasın istedim. Anladım. Gelenekler, görenekler. İyi, peki tamam o zaman. Azra, bu havluya ne diyorsun? Bak bütün kenarlarına dantel dikmişler. Yüz silecek yer kalmamış. Ama el emeği var değil mi? Ya Zerrin Hanım o duru havlusu. Hediye bohçası için. Canım o kadarını ben de biliyorum herhalde. Şaka yaptım. Ay, gerçekten çok eğlencelisin yani anne. Allah Allah. Ne oluyor şimdi ha? Sabah geldin ruh gibi. Sonra bakıyorum Burhan'la avazın çıktığı kadar bağırarak kavga ediyorsun kafenin ortasında. Ve sinir oluyorum buna biliyorsun. Ya yok bir şey Hülya. Adama gıcık oldum, kendimi tutamadım o kadar. Ha gıcık oldun yani o kadar. Sen her gıcık olduğunda burada olay mı çıkaracaksın? Sen şunu aslında bana anlatsana doğru düzgün. Bilmek istiyorum. Azmi. Bu sabah Azmi ile konuştum. Azmi mi? Evet. Sen şantiye diye Azmi'ye görüşmeye mi gittin? Sen onunla görüşüyor musun? Hülya, ben Azmi'yle konuşmaya falan gitmedim. Seni buraya bıraktıktan sonra arabaya yöneldim, o da yanıma geldi. Ne? Ne varmış sabahın köründe bu kadar önemli? Ne anlattı? Hülya, bir susarsan anlatacağım. Anlat o zaman, dinliyorum. Tamam. Tamam. Dinliyorum, otur. Lütfen otur, anlat. Çok merak ediyorum ve dinliyorum. Hadi. Konuşmak için ısrar etti. Peki dedim. Sumru. Ona nottan bahsetmiş. Tamam, normal bir şey bu. Şaşırdık mı buna? Ben şaşırmadım. Şurada söyledim sana değil mi? Yırttım o notu, yırttım. Dedim ki bu konu kapatılacak, kimseyle konuşulmayacak. Sen ne yaptın? Gittin Sumru'yla konuştun, anlattın ona. Hülya, daha önce de söyledim. Ben bu konuyu Sumru'yla konuşmak zorundaydım. Neyse, neyse ben bunu dinlemek istemiyorum. Azmi ne diyor? Bana onu söyle. Şimdi bunu öğrendi, seni tehdit falan mı ediyor? Azmi... O notu cebime Burhan'ın koymuş olabileceğini söyledi. Burhan mı? He. Ne alakası var Burhan'la? Ne bileyim, para koparmak için herhalde, başka ne olabilir ki? Yok canım. Burhan Kemal'in ölümüyle ilgili ne biliyor ki zaten? Yani ne demek bu şunu hiç anlamadım. Bak ya, haklısın belki ama yani Azmi bu aptal bir herif değil ki. Yani akıllı bir adam. Durduk yere böyle bir şeyi neden ortaya atsın ki? Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Akıllı bir adam ama bizim aklımız onların aklına ermez. Bunların ikisi acayipler. Yani çıkarları için yapmayacakları şey yok. Harcamayacakları adam yok. Belli ki Burhan'ı da hedef seçmişler kendilerine. Onu harcıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Yok. Hayır. Hayır. Öyle olsa anlardım ben. Anlardın. Nasıl anlayacaktın peki? Ha, iki hafta önce sen karakolluk oldun bu adamla. Şimdi bu adamın aklına inanıyor musun? Ben sana inanamıyorum. Lütfen alet olma diyorum ya. Ya Hülya tamam haklısın belki ama... Ya Burhan'ın da böyle bir anda apar topar burayı devretmesi, buradan gitmek istemesi sence de tuhaf değil mi? Evet tamam. Tuhaf. Ben de şaşırdım ama yani lütfen rica ediyorum ya. Şurada söyledim. Gidecek zaten. Az zamanı kaldı. Sık dişini, bulaşma. Rica ediyorum ya. Yapma. Ne olur. Gel. Cenk. Aa, Cansu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim.
Ya kusura bakma, seni de yordum buraya kadar. Yok canım, olur mu öyle şey? Yani en azından ben de Azra için bir şey yapmış olurum. Evet, buyurun. Süper. Söylemeyecek misin ne yapacağını? Ya açıkçası ben şu düğün için bir davetiye baktım da böyle birkaç katalog. Hiçbirini beğenmedim, içime sinmedi. Ha. Şu renk göstereyim sana da. Bakayım. Ay yok. Evet, bunlar çok sıradan, klasik ya. Ne düşündün peki? Ya ben de şöyle bir şey düşündüm. Azra ile benim olduğum fotoğrafları böyle bir davetiye haline getirsen, minik bir albüm gibi düşün. Yani albüm gibi sayfa sayfa mı olacak? Birkaç sayfa böyle fotoğraflarımızın olduğu minik bir albüm. Nasıl olur sence? Vallahi güzel fikir. Değil mi? Bence Azra da bayılır. Fakat da ona çok yakın bir şey vardı şurada, yanlış hatırlamıyorsam. Biraz önce elimdeydi ya. Toplantı odasında unutmuş olabilirim. Bir bakıp geliyorum, tamam mı? Bu işi bugün halletmen lazım Burhan. Başka şansın yok. Cansu bak, toplantı odasında unutmuşum. Benim bahsettiğim şuna yakın bir şey. Cenk, sen bunu nereden buldun? Niye soruyorsun ki? Çünkü bu kız çocuğu benim. Bu da babamın cüzdanı. Diyorsun sen Cansu, babanın mı? Evet. Azra'ya geldiği gün yanında yoktu. Sen nerede buldun? Evde mi buldun? Belgrad Ormanı'nda. Ormanda mı buldun? Nasıl yani? Azra'nın bu adamla buluşmaya gittiği yerde, oraya yakın bir yerde buldum Cüzel. Yok, olamaz. Yani ne işi var ki bunun orada? Bir yanlışlık olmasın, emin misin? Ya Cansu, böyle şeyin şakası mı olur? İşte buluşmaya gittiği yerde bir baraka vardı, onun yakında buldum Cüzen'i. Allah Allah! Yani babam düşürdü, biri bulup oraya mı attın? Ne oldu ki? Anlamadım. Cansu, bunlara cevap verecek tek bir kişi var, o da baban. Nerede, kafede mi şu an? Yani kafedeydi de Azra'ya geçecekti, kapıyı tamir etmek için. Cenk, bak yani mutlaka bir açıklaması vardır bu durumun. Çünkü babam çok alakasız bu durumla, yani ne alakası olabilir ki? Çok saçma. Bilmiyorum. Cansu, gerçekten ben bilmiyorum. Aa, Feride Hanım, şeref verdiniz efendim. Geldiğinizi bilmiyordum. Aa, hiç önemli değil Hikmet Bey. Arkadaş gayet güzel ilgilendi. Bonus takımı mı bakıyorsunuz? Nasıl yardımcı olabilirim, size emredin. Gelinim için bakacağız. Yeni bonus takımımızı gösterelim size. Siz rahat rahat bakın. İstediğiniz bir şey olursa açarım, geliniz bakar. İçinize sinsin. Yo, yani ben geliniyim tabii de ben de kendi gelinime bakacağım. Serap benim büyük gelinim. Azra da onun gelini olacak. Torunumun nişanlısı. Hayırlı olsun efendim. Teşekkürler. Ay Zerrin Hanım, aslında bunlardan da lazım. Doğru valla. Gel bir Azra'ya gösterelim istersen. İkili olanlar da çok güzelmiş ama. Azra Hanım, bunlar tuvalet aynasının önünde çok şık olmaz mı? Ay, sedefli olana bayıldım. Ay,
O tahta olanı ne yapacaksın? Yaşlı işi bak, bu genç işi. Şıkır şıkır. Yani bana biraz parlak geldi. Ben bunu beğendim. Herkes birer tane aynalı tarak alacak. İsteyen ikisinden de alabilir. Ay ben buna bayıldım vallahi. Ay ben de ondan istiyorum Zerrin Hanım. Vallahi zevklerimiz hep aynı. Vallahi ben de buna bayıldım Azra'nınkinden. Ben de onun istiyorum. Beğendin değil mi? Bence de çok güzel. Çok beğendim, çok güzel. Serap sen de beğen bir tane kızım. Aman anne ne yapacağım ben aynayı tarağı? Bugünün anısına saklarsın. Hepinize hediye alıyorum. Sağ ol Dünür'üm. Teşekkür ederim. Güle güle kullan Zerrin Hanım. Ver kısa da bir tane seslenirse giderken götürelim. Ümran siz onları kasaya koy ben hallederim. Gel biz Belkıs'ınkini halledelim. Azra kızımız bu takımı da beğenir bence. Beğendim evet. Tamam alıyoruz. Melis, hadi sen de bak bir şeyler beğen anneciğim. Annem ben ne alayım ki buradan? Çeyiz mağazası burası. E ne var olsun. Bak Ümran'a ne kadar hevesli. Yani da evlenecek mi sanki? Yok. Doğru diyorsun ama... benim hevesim yok anneciğim. İstemiyorum ben, sağ ol. Sen de benimle aynı fikirdesin değil mi? Ben fikir falan yürütmek istemiyorum Cansu. Ben cevabı ondan duymak istiyorum. Siz de gelin birer çay için dinlenirsiniz ha? Başüstüne alalım.
Anne, şuraya girelim mi? Olur. Anne ya, hayır, bir kahve içelim, ondan sonra gezelim artık. Çok yoruldum. Tamam anneciğim, içeceğiz. Bir şeye bakacağım Melis. Ha, ne bakacaksın Sera? Azra'ya bir şey almak istiyorum. Olur kızım. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Nasıl bir şeye bakmıştık? Nasıl yardımcı olabilirim? Valla biz şu gerdanlığa uygun olabilecek küpe veya bileklik bakıyoruz. Hani onu tamamlayacak bir şey olsun. Uygun olmasına ne gerek var Serap? Yani sen daha günlük bir şey alsan da her zaman takabilse kız. Anne, günlüğü sonra da alırız yani. Ne olacak ki? Şimdi bunu takımlayalım, böyle özel günlerinde de takar. Bir bakabilir miyim? Tabii. Bunun gibi zirkon taş mı olsun yoksa pırlanta mı düşünüyorduk? Ya zirkon mu? Ne diyorsunuz siz? Pırlanta o taşlar. Beyefendi, o elinizdeki hem çok değerli, çok da eski bir gerdanlık. Hanımefendi, eskiliğine diyecek sözüm yok. Yalnız beyaz altın üstüne zirkon işlenmiş. Biz bunlara atom da diyoruz. Pırlantayla hiçbir ilgisi yok. Ya ne diyorsunuz siz? Allah aşkına, o bana rahmetli eşimin hediyesi. Yani daha kutusu, sertifikası duruyor. O sertifika değildir hanımefendi. O taş kararmasına karşılık verilmiş bir garanti kartıdır. Hem yanılmama imkan yok. 35 yıldır bu işi yapıyorum. Eğer itimatınız yoksa başka sarraf arkadaşlarımıza da gösterebilirsiniz. Bir dakika. Ben anladım galiba. Neyi anladın anne? Ya bu gerdanlığım çalınmıştı ya, biliyorsun. Hı. Herhalde çalan arkadaşım sahtesini yaptırdı. Ümran da onu bulup getirdi. Başka bir açıklaması yok bunun. Siz verin onu bana. Buyurun. Azra'cığım kusura bakma ama ben bunu kendi sarrafıma da bir baktırmak istiyorum. Ay yok, olur mu? Hiç önemli değil. Tamam canım, her neyse. Biz çıkalım. İyi günler, teşekkür ederim. İyi günler efendim. Güle güle. Kapıyla uğraşıyordum da duymamışım. Hoş geldiniz. Gelin, gelin içeri geçin. Ne yaptın? Alet çantasını getirmişim ama şarjlı vidalama vardı bir tane. Onu unutmuşum. Kafede kalmış. Bir tornavida falan bir şey var mı? Ben bakındım ama göremedim. Şurada bir yerde olması lazım. Tamam. Olur mu baba? Ha, olur. Zorlar ama.
idare eder. Sonra şarjıyla gelip üstünden bir geçerim. Bir dakika, bir dakika. Buyurun abi. Kapıyı hallederiz biz. Önce bir şunu halledelim. Konuyu açmayayım diyordum ama sürekli aklımda. İçime oturdu artık. Bugün seninle yalnız kalamadık. Konuşmak istediğim bir şey var. Neymiş o Şeker teyzem? Neden anlatmadın bana? Niye o kadar şeyi tek başına yaşadın? Neyi Şeker teyzem? Babanın katili. Biri gelip seni tehdit etmiş, para istemiş. Cenk söyledi. Bak, sakın yanlış anlama. Sana hesap sormuyorum. Kendime kızıyorum aslında. Kendi derdime düştüm. Seninle hiç ilgilenemedim. Sen de gelip bana bir şey söylemedin. Şeker teyzem, söyleyemezdim ama. Bak, gerçekten söyleyemezdim. Ben Cenk'e de söyleyemedim ki zaten. Ne olur kızma bana, kırılma, olur mu? Tamam, geçti Azra'cığım. Kusura bakma, bu konuyu yine açtım sana böyle. Ben gerçekten inanmıştım o adama. Gelip bana kaydı verecek sandım. Babamın katilini bulacağım sandım. O adamın cezasını çekeceğine gerçekten inanmıştım. Ama olmadı işte. Tamam güzel kızım, tamam. Üzülme artık. Her sıkıntı yaşamışsın sen öyle. Mutluyum ama şimdi. Bak, evleneceğim. Yeni bir hayat kuracağım. Ama işte içimde bir yerde hep bir sızı var. Babamın katilini bulmadan da geçmeyecek o sızı, biliyorum. Geçmez kızım. Geçmez. Kolay kolay o acı dinmez. Ama bak, yeni bir hayata başlayacaksın. Yeni umutlar yeşerecek. Her şey daha güzel olacak inşallah. Elbet bir gün her şey ortaya çıkacak. Ya o katil kimse bulunacak. Hiçbir günah gizli kalmaz çünkü. Sen de babana olan vazifeni yapmış olacaksın. İnşallah. Azra, kızım bak. Şeker teyzem her zaman senin yanında. Ne zaman başın sıkışırsa, bir derdin olursa bana geleceksin. Unutma, değil mi? Her şey için çok teşekkür ederim. Senin varlığın benim için gerçekten çok önemli. Baba, cüzdanı Cenk bulmuş. Sağ ol Cenk. Yani her yerde bunu arıyordum. Kızımın hediyesi ya, çok kıymetli. Nerede unuttum, nerede bıraktım diye düşünüyorum günlerdir. Cenk Belgrad Ormanı'nda bulmuş baba. Yani senin orada ne işin olabilir ki? Acaba çaldırdın, biri buldu, oraya mı attı, ne yaptı? Yok kızım. Çaldırma falan yok. Cüzdanı ben düşürdüm ormanda. Senin ormanda ne işin vardı ki abi? Evet baba. Ben senin Belgrad'da ne işin olabilir ki? Azra için gittim. Azra'nın ormanda olduğu gün sen de mi oradaydın ya? Evet Cenk. Azra için çok endişelenmiştim. Ki Azra'nın ormana gideceğini nereden biliyordun? Cansu, sen mi söyle? Hayır hayır, Cansu söylemedi. Kafede konuşurlarken Azra'nın bir yere gideceğini duydum. Cansu bana Azra'nın başındaki dertlerden biraz bahsetmişti. Cansu? Evet, yani Azra'nın durumundan bahsetmiştim babama. Ne bileyim, sorun olmaz diye düşündüm. Yani Azra için çok endişelenmiştim zaten. Sana ne diyebilirsin? Hak veririm. Ama Azra çok çaresiz görünüyordu. Cansu yıllarca Azra'ya kardeşim demiş. Yani onu koruyup kollamam gerektiğini düşündüm. Durumdan vazife çıkardı yani.
o adam Azra'ya mesaj atmış, bir yere gel diyordu. O da gitmek zorunda olduğunu söylüyordu. Yalnız gel dediği için sana da bir şey anlatamıyor. Azra öyle çekip gidince dayanamadım. Ben de çıktım peşinden, takip ettim. Ormana gitti. Bir kulübeye girdi. Ben de yattım bir soteye. Beklemeye başladım. Sen adamı gördün o zaman değil mi? Aslında kalmayı kaçırdım. Nasıl biriydi peki bu? Ya yüzünü göremedim. Böyle bir bere takmıştı, bir de kapşonu vardı. Beni görünce koşmaya başladı. Ben de koştum peşinden ama bir düştüm, kaydım, yuvarlandım. Cüzdanı da o zaman düşürdüm herhalde. Sonra bir silah sesi duydum. Dedim Azra'ya bir şey oldu. Bir korktum, koştum hemen kulübeye doğru. Baktım sen gelmişsin. Azra da sağ salim orada. Yanınıza gelmedim. Ah babacığım ya. İyi tamam anlıyorum da. Niye şimdiye kadar sustun peki? Niye bir şey anlatmadın? Ya da gidip niye Azra'ya sormadın bu durumu? Ne soracaktım kıza? Orada olduğumu söylesem daha fazla endişelenecekti. Ama birini görmüş olsaydım mutlaka hem senle hem Azra'yla konuşurdum. Cenk, babam Azra'ya yardım etmek için gitmiş onunla. Senden önce oradaymış. Kusura bakma Cenk. Yani böyle öğrenince insanın biraz kafası karışıyor anlıyorum. Ama sen de beni anlamaya çalış. Ya anne rezil olduk. Sen farkında değil misin hala? Aa niye rezil olalım? Ya o adam taştan anlamıyor? Ya da dediğim gibi gerçeğini çalıp sahtesiyle değiştirdiler. Anne bırak Allah aşkına ya hala inkar ediyorsun ya. Ya o gerdanlık pırlanta falan değil. Ya ben ilk gördüğümde anlamıştım zaten bir gariplik olduğunu. Ha, sarraf kesildin başımıza. Nereden anladın? Laf işte. Ya neyi nereden anladım? 40 defa söyledim sana ver şunu kopçasını yaptırayım diye. Sen de 40 defa bahane öğrettin vermemek için. Aa sıkıldım ama Serap. Ben aldım kendim götürdüm yaptırdım. Neyi sorguluyorsun sen hala anlamıyorum ki. Anne ben sıkıldım artık ya yeter. Asıl ben sıkıldım senin yalanlarından. O gerdanlık pırlanta falan değil. Niye inatla yalan söylüyorsun hala? Niye doğruyu söylemiyorsun anlamıyorum ki. Ya doğruyu söylüyorum beğenmiyorsun. Anne bak daha fazla direnme bence. Yoksa daha kötü şeyler olacak. Ya niye yalan söylüyorsun inatla? Sahte o biliyorum. Niye yani doğruyu söylemiyorsun? Hele güne karşı rezil olmamak için Serap. Anlamadım. Niye rezil olacakmışsın Ele Güne? Senin bir sürü kıymetli takın var kasanda duruyor. Ay bir tanesi sahte olsa ne olur yani? Diğerleri de sahte. Hepsi sahte. Hiçbiri hakiki değil. Nasıl sahte ya? Bir dakika nasıl yani senin o... kasada duran gerdanlıkların, takıların onlar ne oldu? Sattım. Borçlarımı ödedim. Yerine de taklitlerini yaptırdım. Yani Ele Güne karşı rezil olamazdım. Sen biliyorsun benim çevremi. Laf söz getiremezdim. Anne ne borcu ya? Yani senin bir sürü dükkanın var, gelirin var, babamdan kalan maaşın var, birikimlerin var. Neyin borcuymuş ki bu? Hani neyin borcu olacak Serap? Babanın borcu. Babamın borcu mu varmış? Evet. Ölmeden evvel büyük bir işe girmiş, batmış. Benim de haberim yoktu. Ölümünden sonra öğrendim. Ya Serap Hanım, sen babanın hediye ettiği araziyle aldığın hisseleri Feride'ye böylesine vermeye kalkarken ben borç batağı içinde ölüm kalım savaşı veriyordum. Neyimiz var, neyimiz yok. Hepsini sattım. Duvarlardaki tablolar. Halılar, antikalar. Hepsi gitti.
Vallahi hiç inanasım gelmiyor çünkü babam işini gücünü bilen bir adamdı. Yaptığı her işte başarılıydı. Nasıl olmuş bu kadar borç anlamadım. O senin bildiğin baba. Senin tanıdığın. Bir de eşi olarak bana sorsana bakalım. Ben hep paravan oldum. Hep üstünü örttüm. Sen anlayıp üzülmeyesin diye. Ama gerçek öyle değildi işte. Sen babanı o kadar çok seviyordun ki. Onun gerçek yüzünü görüp hayal kırıklığına uğramanı istemedim. Beni suçlamana razı oldum. Beni kötü bildin. Bence tamam. Cansu. Cenk de burada. Burhan abi. Hoş geldin, gel. Kapıyı tamir ettiler. Güzel oldu, halloldu. Elinize sağlık, teşekkürler. Cenk, sen ne ara geldin? Ben öyle geçiyordum ya, bir uğrayayım dedim. Hadi oradan. Merak ettin değil mi? Taktın çünkü kafaya o kapıyı. Takılmayacak gibi değil kızım. Bayağı güvensiz yani kapı. Elinize sağlık, tekrardan teşekkür ederim. Sağ ol. Beni okuldan arıyorlardır büyük ihtimalle. Derse gidemedim ya, bir bakayım hemen. Efendim anne. İki dakikaya oradayım Cansu. Evde misin? Cansu duyuyor musun? Tamam anne, duydum. Bekle dışarıda, çıkarım şimdi, tamam mı? Benim bir okula uğramam gerekiyor da gitsem ayıp olmaz değil mi baba? Tabii kızım, sen çık. Ben de birazdan çıkarım zaten. İyi tamam. Kolay gelsin o zaman size. Azra, annem aradı. Birazdan buraya geliyormuş. Kesin babamla ilgili söylenecek. Ya ben bir çıkıp konuşayım da şimdi burada tatsızlık çıkmasın, olur mu? Tabii canım, tabii. Hadi git, sen idare edelim. Tamam. Çay, kahve bir şey içer misiniz? Kahve olur ya. Burhan abi, kahven nasıl olsun? Sade olsun kızım. Tamam, yapıyorum ben hemen. Sokakta buluşuyoruz. Evde ilaçlama falan mı var? Cengin arabası mı şu? Soru sorduk. Ya şu? Şu da Burhan'ın mı? Ay anne! Kiminse kimin, ne yapacaksın? Tabii canım, ne yapacağım? Hiç, soruyorum işte. Maşallah aile saadeti halindesiniz. Cenk'i de çağırmışsınız. Ne oldu, sen niye geldin? Niye mi geldim Cansucuğum? Çünkü bir soru soracağım sana. Bu Azra, senin Burhan'la gitmen konusunda seni cesaretlendiriyor değil mi? Ay anne, yok artık ya. Nereden çıkardın bunu? Ya benim kendi aklım yok mu? Ayrıca Azra'yı ikimiz de tanıyoruz, böyle bir şey yapmaz. Tanıyoruz işte. O yüzden söylüyorum canım. Git demiyor ama kal da demiyor değil mi? Anne bak, gerçekten tartışacak halim yok. Tartışmıyoruz Cansucuğum, konuşuyoruz biz. Hayır, sen anlat o zaman bana. Ben anlamıyorum çünkü. Azra seni affetti, evini açtı. Şimdi seni burada ağırlıyor. Ben şimdi ne düşüneyim bunda? Anne, kız insanlık yaptı. Kardeşlik yaptı. Yani biz yıllarca aynı evde yaşadık ya, o yüzden. Herkes senin gibi insanları bir kalemde silip atmıyor. Evet. Ben herkesi bir kalemde silip atarım. Bir tek seni atma. Gerisi de bana vız gelir, anladın mı? Bak, hiçbir şey düşünmüyorsun. Bu kız yarın bir gün evlenecek. Çekip gidecek, köşkte oturacak. Prenses hayatı yaşayacak. Senin ne kalacağın belli, ne gideceğin belli. Yani bunların hiçbirini düşünmüyor. Seni düşünmüyor. Ne demeye çalışıyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum. Ne mi demeye çalışıyorum?
Bu Azra var ya, gene ince ince planlar yapıyor. Sen de her şeye inanıyorsun. Peki yine ne var aklında? Açıkçası ben bunun aşkına falan inanmıyorum. Bence bu Cenk'i sevmiyor. Yani vallahi sevmiyor. Mert'i bahane edip defalarca Cenk'i terk edip gitmedi mi bu? Böyle sevgi mi olur Allah aşkına? Anne onlar birbirlerini seviyorlar. Ya sen hala orada mısın ha? Yok. Ben çoktan geçtim oraları. Yani bunun evlenmesi için tek sebep var. O da mirası garanti altına almak. Kim bilir Feride Hanım'ın kafasını nasıl çeldi. Bak gece konduda oturuyordu. Şimdi prenses gibi yaşayacak. Niye yapıyor bunu? Bırakıp bırakıp tekrar niye dönüyor? Feride Hanım için. O kadın için yapıyor bunu. Ay anne yok artık ya. Vallahi benim için öyle. Hiç öyle falan değil. Azra bana anlattı Feride teyzeyle nasıl tanıştıklarını. Öyle ince planları falan yok. Allah Allah. Nasıl tanışmış Feride Hanım'la? Sen de bana anlat o zaman. Anlatırım. Ama bir şartım var. Neymiş? Aranızı düzelteceksiniz. Azra'yla uğraşmayı bırakacaksın. Hem Feride teyzenin nasıl tanıştıklarını anlatınca sen de anlayacaksın masum olduğunu. Masum. İyi tamam anlat bakalım. Neymiş bakayım bu masum hikaye? Bak ama söz ver barışacaksınız. Yani eğer olur da gidersem arkamda sizi düşman bırakmak istemiyorum. Tamam Cansu anlat diyorum. Hadi. Anne sen niye söylemedin bunları peki? Niye sakladın? Ya söyleyemedim. Yediremedim kendime. Ayrıca aramız da iyi değildi. Anne ne olursa olsun haber vermen lazımdı bana ya. Yani dargın olsak ne olur? Kusura bakma ama benim de bir gururum, onurum var. İyi tamam var, gelmedin mi şimdi, ne oldu? Onurla gururla ne alakası var böyle bir şeyin? Benim sana yüz çevirecek halim yoktu herhalde, değil mi böyle bir durumda? İyi de aynı şey değil. Bitti mi peki şimdi hepsi, borçların kapandı mı? Anne bitti mi, kapandı mı borçların hepsi? Bak hala bir şeyler varsa ne bileyim ona göre bir çaresine bakalım ha? Yok. Yok hiçbir şey kalmadı. Eminsin yani? Eminim. Ay, eminim Serap. İyi canım sen bu kadar rahatsan. Ha öyle mi oldu şimdi? Tabii. O zaman ne çektiğimi bilmediğin için şimdi böyle konuşması kolay. Ne kadar kahrolduğumu, perişan olduğumu. Neyse toparladım kendimi. İyiyim. Eminim. Ya, tamam geçmiş bitmiş artık tamam. Yani yapacak bir şey yok. Serap. Bak bu konuştuklarımızı Feride'ye söylemeye falan kalkma tamam mı? Benim durumumu bilsin istemiyorum. Vallahi benim söylememe gerek yok zaten. O anlamıştır. Neyse ne. Anladığıyla kalsın. Ben bir de Feride'ye laf anlatamam. Düğün yakın demek ha? Hazırlıklara başladık bile. Yani hazırlık dediğim Azra'ları ilk alışverişine çıktı bugün. Afiyet olsun. Sağ olsun kızım. Cansu da gelmek istiyordu. Ama dersi varmış malum. Yine çıkacağız zaten Burhan amca. Cansu da gelir bu sefer. Zaten daha yapacak çok işimiz var. Kızım tatlı telaşlar bunlar. Yani keyfini çıkarın. Evet gerçekten çok keyifliydi bugün de. Bu arada kapı için gerçekten tekrardan teşekkür ederim. Size de zahmet oldu ama. Lafım olur kızım. Ne zaman istersen yine yardıma gelirim. Hem Cenk'in de hakkını yemeyelim. O da çok yardımcı oldu. Ya alet edevat senden, teknik destek senden. Beni hiç katma bence Burhan abi. İkinize de çok teşekkür ediyorum ben. Azra, sen ormana gitmiştin ya. Bugün Burhan abi de seni takip etmiş. Nasıl ya? Adamla görüşmeye gittiğim gün mü? Evet. Ya kafede Cansu ile konuşurken siz, ben istemeden kulak misafiri oldum. Oraya öyle tek başına gitmene izin veremezdim. Sana söylemeden peşinden geldim. Takip ettim. Ne olur ne olmaz diye. Seni kızımdan ayırmıyorum biliyorsun Azra. Azra'nın bu cesareti beni de kızdırıyor da işte. Cenk tamam. Tamam kapatmıştık biz o konuyu. Uzatmayalım olur mu? Ya Cenk kızmakta haklı Azra. Yani
Böyle bir durum daha öyle bir yere tek başına gidemezsin. Yani gitmemelisin. Haklısınız. Ama bir daha olmayacak zaten. Ben Cenk'e zarar gelir korkusuyla yapmıştım onu. Bakın, tehlikeli işler bunlar. Siz bulaşmayın. Cenk, sen de böyle durumlarda kendini ateşe atma. Ya, dolandırıcı bu insanlar. Ciddiye almayın. Neyse, bana müsaade. Hadi. E o zaman ben de kalkayım, biliyorsun işlerim var. Geçireyim ben sizi. Hay kızım, görüşürüz. Güle güle, teşekkürler tekrardan. Rica ederim. Bak gidiyorum ben de. Git. İyi bir kapın falan bozulursa görürüm ben seni, ararsın o zaman. Bozulmaz bozulmaz, merak etme. Hem bozulsa da Burhan abiyi çağırırım zaten. İyi peki. Seviyorum seni. Ben de seni. Beni çağırmışsınız hanımım. Gel Hasan. Buyurun. Senden bir isteğim olacak Hasan. Bunu hallettikten sonra konu hakkında kimseye tek kelime söylemeyeceksin. Anlaşıldı mı? Elbette hanımım. Her zamanki gibi. Bursa'da güvendiğimiz iş kadınlarından birkaçının ismini vereceğim sana. Onlarla benim adımı vererek bir görüşme sağlayacaksın. Benim direkt onları aramam pek yakışık almaz. Ne konuda hanımım? Serap'ın annesi Zerrin Hanım hakkında. Zerrin Hanım mı? Kendi oranın eski zenginlerinden sayılır. Vakıflarla işbirliği vardı. Başkanlık yapmıştı zamanında. Şu anda ne konumda bilemiyorum. Bana öyle geliyor ki bir şeyler ters gidiyor. Zerrin Hanım'ın maddi konumu hakkında bilgi alacaksın. Ama dediğim gibi kimseye bir şey söylemeyeceksin. Çok çok hassas bir konu. Anladım hanım. Bunu ivedilikle yap ve bana da net bir bilgiyle dön. Hemen ilgileniyorum. Hiç merak etmeyin. Efendim Sumru. Neredesin sen? Hayırdır, ne oldu yine? Restorana gelmen lazım. Anneni arıyorum arıyorum açmıyor. Önemli bir şey mi oldu? Evet. İki tane avukat geldi. Ellerinde evraklar var. Restoranın borcu varmış. İcra micra diyorlar. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Sumru, bu saatte avukatın ne işi var orada ya? Valla bilmiyorum. Sonuçta restoranın yarısı da size ait. Geleceksin herhalde değil mi? İyi tamam, ben yakınlardayım zaten. 5 dakikaya oradayım. Tamam. Ben buradaki beylere söylüyorum. Beklerler herhalde. Tamam. Abla. Arda. Merhaba Cenk. Ya ne merhabası, sen niye bu kadar rahatsın? Hani nerede adamlar?
Otursana, konuşmak istiyorum. Avukat mı avukat yok. Suru, sen ne saçmalıyorsun? Avukat falan yoksa niye çağırıyorsun beni bu saatte ya? Eğer seni arasam ve konuşmak istiyorum desem gelecek miydi? Gelmeyecektim tabii, senin oyunlarınla mı uğraşacağım ben? Seni de dinlemek istemiyorum. Tamam, o yüzden bu şekilde çağırdım. Sana bir sorum var. Azra ile babaannenin nasıl tanıştığını hiç sordun mu? Bilmiyorum, hiç sormadım. Ne oldu? Ben de öyle tahmin etmiştim. Keşke sorsaydın. Çünkü eğer sorsaydın, nasıl bir yalanın, nasıl bir kötülüğün içerisinde olduğunu öğrenip geleceğinin nasıl ipotek altına alındığını da öğrenirdin. Suru, yine neyin peşindesin, çok merak ediyorum. Ne oldu yine? O zaman otur dinle. Beğenmezsen çeker gidersin. Ama sana garanti veriyorum. Bu konuşmadan sonra bana teşekkür edeceksin. Çünkü nasıl bir yalanın içinde olduğunu öğreneceksin. Otur. İyi akşamlar Turgut amca. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum bu saatte ama... Sağ olun, ben de iyiyim. Ya siz babamın yakın arkadaşısınız tabii. Aslında benim sizi arayıp sormam lazımdı. Yok, olur mu? Estağfurullah. Turgut amca, ben bir şey öğrenmek istiyorum. Babam rahmetli olduktan sonra arkasında epey bir borç bırakmış. Hala ne kadar borcu var, onu öğrenebilir miyiz acaba? Evet, evet, ben ödeyeceğim. Ha, yok yok, annemin haberi olmasın. Yani mahcup olmasın şimdi. Haha. Tamam, siz eğer onları öğrenip bana haber verirseniz çok sevinirim. Tamam, haber bekliyorum sizden. Teşekkür ederim. Size de. Sumru, gerçekten merak ediyorum. Bu kez kendini aşabilecek misin? Lafı fazla dolandırmayacağım. Beni sevmediğini çok iyi biliyorum. Ama ben sana Cansu'dan dolayı değer veriyorum. Bak, bir süre sonra evleneceksin. Hayatın söz konusu. Azra gözünü daha fazla kör etmeden gerçekleri öğrenmen gerekiyor. Bana bak, Azra hakkında konuşurken dikkat et sözlerine, tamam mı? Her şeyden önce bir sakin ol, tamam mı? İster inanırsın, ister inanmazsın. Sadece ben anlatmak istiyorum. Yoksa vicdanım rahat etmeyecek. Vicdan mı? Vicdan mı sen? Bak, buna gerçekten gülerim işte. Gülersin. Sonra gülersin. Ben başlayayım da. Azra Mert'i kaybettiğinde bir gecekonduda yaşıyordu, biliyor musun? Biliyorum. O gecekonduya ben gittim. Eve geri dönmesi için ikna etmek üzere. Ama kabul etmedi. Hatta beni kovmaktan beter etti. Oysa ben çok iyi niyetliydim. İstersen Cansu'ya da sorabilirsin. O benim şahidim. E'si? Niye eve gelmedi biliyor musun? Çünkü o sırada Feride Çelen'le beraber o evde yaşıyordu. Ve bunu herkesten gizledi. Öyle mi? Çünkü Feride Çelen'in kim olduğunu biliyordu. Onun gücünün de farkındaydı. Yalnız talihsizlik o ki, babaannen o sırada hafızasını yitirmişti. O da bu durumdan olabildiğince faydalandı. Seni de biliyordu. Seni de tanıyordu. Ama karşılaştığınızda tanımıyormuş gibi yaptı. Sonra bak, neyin peşindesin bilmiyorum ama gerçekten sabrını taşırmaya başlıyorsun artık. Mesela Çelen şirkete girmesi de çok şaibeli. Azmi'den randevu almış çalışmak için. Fakat hiçbir zaman o randevuya gitmemiş. Sonra aniden Feride Çelen'in talimatıyla sizde çalışmaya başladı. Bir süre sonra da varis olarak eve geldi. Çünkü babaanneni o noktaya getirmişti. Seni de o mirasın sigortası olarak görüyordu. Tamam, iyi gidiyorsun. Gayet iyi gidiyorsun. Tam güzel bir, sağlam bir hikaye kurmuşsun. Bittin peki, devam edecek misin? Hayır, bitmedi. Ben bunların hepsini ailene anlatacaktım. Hatta annene konuşmak istedim. Fakat o dönemde annenle sorunlar çıktı. Mesele tamamıyla bambaşka bir noktaya gitti. Babaannen iyileşti. Babaannen iyileşince Azra sana geri döndü. Çünkü dediğim gibi sen sigortaydın. Sumur, sen aslında akıllı bir kadınsın. Yani zeki bir kadınsın bildiğim kadarıyla. Ama gerçekten beni buraya çağırırken bunlara inanmam falan bekliyor muydun? Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim Cenk. Ailene de yalan söylemedim. Hep dürüsttüm, ondan kaybettim. Ya beni buraya çağırdın, ikna ettin, yok avukatlar, icralar falan filan. Bunun için miydi gerçekten? İnanmamı bekledin mi sen buna? E hadi diyelim inandım. Ne bekliyorsun sen? Ne yapmamı bekliyorsun? Yani gidip Azra'ya hesap mı soracağım ben? Ya da babaanneme gidip bunu sorguya mı çekeceğim? Olabilir tabii ki ama bir sonuç alamazsın.
Yani en fazla Azay'a sorduğunda harika bir hikaye anlatacak sana. Benzer bir şahane hikayenin de Feride Çelen'den çıkacağına eminim. Diyelim ki doğru söylüyorsun. Babaannem de oyun oynadı bana, Azra da oyun oynadı. Sana ne bundan? Bana mı ne? Cansu'nun canı çok yandı. Benim de canım yandı. Şimdi Cansu babasıyla çekip gidiyor. Onu tamamıyla kaybedeceğim belki de. Ama kimsenin yaptığını yanına bırakmak istemiyorum. Ben adaleti istiyorum. Adalet. Sen adalet istiyorsun. Sen şimdiye kadar yaptıklarının bedelini ne zaman ödedin ya? Ha? Adaletten bahsedecek en son kişi sensin Sumru. O yüzden şu söylediklerinin tek kelimesine inanmıyorum. Hiçbir önemi değil benim için. Sana kalmış. İstersen hepsini unut. İstersen kimseye de söyleme. Ama bunları bil. Çünkü bu söylediklerime bir gün ihtiyacın olacak ve bana teşekkür edeceksin. Hiç sanmıyorum biliyor musun? Benim bu hikayelere karnım tok bir kere. Sen bataklığında boğulmaya devam et, debelenmeye devam et. Benden bu kadar. Fazla zaman bile kaybettim burada. Masallarla uyumaya devam etmek istiyorsan uyu. Ama uyanmak istersen gözlerini açmak zorundasın Cenk Çelen. Arda, bak yargılamaya falan kalkma hemen. Sen beni yeterince üzdün zaten. Abla ben senden özür diledim. Bu kadar yıkılacağını da bilmiyordum. Bunu benim yüzüme vurma artık. Arayacak mıydın diye sordum ben sana sadece. Aramayacaktım. Aramayacaktım tabii ki de. Sadece cesaretim var mı diye kendimi test ettim. Bu kadar. Onu gerçekten seviyor muyum diye. Unutabilecek miyim diye kendini denedim. Hayır. Ona olan sevgimden şüphem yok Arda. Ben onu seviyorum. Abla bak o adam defalarca kez senin kalbini kırdı. Senin gösterdiğin cesaretin onda birini bile gösteremedi o. O seni hak etmiyor. Haklısın. Haklısın, çok haklısın. Benim sevgimi hak etmiyor. Ona üzülmemi, özlememi... Onu düşünmem hiçbir şey hak etmiyor. Bitti Arda. Bitti, ben unutacağım onu, bitti. E tamam o zaman, bittiyse sen onu unutacaksan telefon numarasını da silin. Neden duruyor ki? Haklısın. Haklısın, çok haklısın. Silelim gitsin. İşte bu kadar. Sildim, bitti gitti. Sen aslansın, aslan ablam, aslan. Ablaların güzeli. Seni kalbimden de sileceğim Kadir Karan. Kalbimden de. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yüzün gülüyor, keyfin yerinde. E tabii canım. Her zaman ağlayacak değilim. Biraz da bizim yüzümüz gülsün değil mi? Geç otur. Söylemeyecek misin? Dur ben tahmin edeyim. Cansu ile konuştum, babasıyla gitmekten vazgeçti. Yok, o kadar olumlu bir gelişme yok. Zaten güzel şeyler biraz zor oluyor. Söylesene hayatım. Hiç ya, kendime küçük küçük hedefler koydum. Ondan mutluyum. Sumru, Çelenlere bulaşmıyorsun değil mi yine? Hayır tabii ki. Her şey yolunda işte ya. Çelenler kendi hayatlarına devam ediyorlar. Benim kızım da babasıyla beraber ülke dışına çıkmak üzere. Onlar da işte düğüne hazırlansınlar değil mi? Azra ile Cenk'in düğününe. Ne alakası var onların düğünüyle Cansu'nun? Yani sonuçta Cansu'nun Cenk'le meselesi bitti. Azra ile araları düzeldi. Zaten 10 dakika kalıyor. Tamam, ben de onu söylüyorum zaten. Yani her iki taraf da mutlu. Oh ne âlâ. Hayatım aklımda ne var bilmiyorum ama önce Burhan meselesini halletmeliyiz. Olur, o hallolur. Ben esas sana ne söyleyeceğim? Hani sen şu aralar şirkettesin ya. Şu miras meselesini bir öğrensen.
Yani biliyorsun bu konu bizim için gizemli bir konu. Feride Hanım Azra'ya ne bıraktı bilmiyoruz. Tamamıyla karanlık orası. Bir şey öğrenemeyiz biliyorsun. Avukatları azlettiler. Niye? Feride Hanım'ın avukatı duruyor hala orada. O adamı kessen bir şey öğrenemezsin. Feride Hanım'a çok bağlı. Şey, vasiyetname kasada demiştin değil mi? Hı. Aç o zaman o kasayı. Al. Helal. İyi misin? İyiyim. Hayatım Feride Hanım'a bunu bir daha böyle bir şey yapamam. Aramızı bozamam. O zaman benimle aranı bozarsın. Sumru, böyle bir şeyle ilişkimizi sınıyor olamazsın. Şaka be, şaka yaptım. Şaka. Sen de her şeye inanıyorsun vallahi. Şaka diyorum. Yani ben kalk kasaya dinamit koy falan demiyorum. Bir şekilde o kasada açılıyor herhalde değil mi? Yani bir yolu var. Açılıyor ama şifresi bende yok. E öğren işte, onu söylüyorum. İnsan isteyince her şeyi başarır, değil mi? Ne oldu, yemeği beğenmedin mi? Yok, çok güzel. Eline sağlık. Yesene o zaman. Sen harika bir adamsın Cenk Çelen. Sabah geldim buraya, bunları aldın. Yine beni şaşırtmayı başardın. Her sabah güneş yeniden doğuyor. Çiçekler yeniden açıyor. Ama değişmeyen tek bir şey var biliyor musun? Her sabah kalktığımda hep seni görmek istiyorum. Ben seni tanımasaydım ne yapardım acaba? Valizlerimiz hiç karışmasaydı. Seni tanımasaydım. Birbirimizden haberimiz bile olmasaydı. Emin ol ben o zaman şu anki ben olmazdım. Hep eksik kalırdım. Bir yarım olmadan yaşayıp giderdim. Sanırım sana kahve kek getiren kişi de olmazdı değil mi? Bana böyle güzel bakan da olmazdı. Bana ne diyorlar biliyor musun? Aşk. Aşk. Zerrin Hanım'ın bir dönem başkanlık yaptığı vakıftaki hanımefendiyle görüşme sağladım. Sağ olsun çok ilgilendiler. Nurten Hanım. Evet, size de çok selamlarını ilettiler. Aleykümselam. Tapu'dan bir arkadaşını aradı. Zerrin Hanım'a ait olan küçük iki arsa ve evle ilgili bir tapu sorgusu yaptırdı. Sonuç? Sonuç pek iyi değil hanımın. Zerrin Hanımlar iflas etmişler. Evler, dükkanlar, arsalar hepsi satılmış. Elde edilen para da borçlara gitmiş. Maaşı bile hacizliymiş. Allah Allah. Serap'ın babası Bursa'nın sayılı iş adamlarındandı. Zerrin Hanım da varlıklıydı. Nasıl bu hale gelmişler? Çok şaşırdım doğrusu. Nurten Hanım'ın söylediğine göre Zerrin Hanım'ın eşi vefat etmeden önce zaten iflas etmişler. Ne kadar doğru bilemiyorum ama. Çok yazık olmuş. Çok. Serap şimdi bunu duyarsa çok üzülür. Peki şimdi yaşadığı konak o ne durumda? Elinde kalmış mı? Maalesef hanımım. O da yeni satışa çıkmış. Gidecek bir evi bile kalmamış desene. Hatta bugün açık arttırmayla satışa çıkarılacak konak.
Şahin Hanım, kahvaltı hazır. Herkes sizi bekliyor. Gelmiyor musunuz? Yok, bir şey yemeyeceğim Ümran. Beni rahat bırak. Ve çıkarttırma başladı değil mi? Yok, daha var. Başlamadı. Üzülmeyin diyeceğim ama yani saçma olacak biliyorum. Deme o zaman. Selin Hanım, olan oldu artık. Yani yapacak bir şey yok. Bundan sonrasına bakmak lazım. Hem kızınız var. Yani Serap Hanım sizi ortada bırakmaz herhalde. Sakın kimseye bir şey söyleme. Hele Serap'a asla. Tamam, tabii ki söylemem. Ben gideyim o zaman. Serap Hanım'a uyuduğunuzu söyleyeyim. Mert'cim hadi. Mert kendi hazırlanıyor. Tamam ablacığım. Cansu'nun kitabının içinden buldum. Mert Sihirbaz. Mert'cim, kitabın içinden mi çıkardın bunu anlamadım ben. Cansu'nun kitabının içine gizlenmiş. Mert buldu onu. Hangi kitap? Büyük kitap. Cansu'nun kitabı. Nasıl, beğendin mi bu arada? Çok. Özellikle şu havuçlu olanlar bayağı güzel bak. Ben de seviyorum. Burada da kek mi kalmış? Şey, eğer Mert'i okula bırakacaksa kalkalım mı artık? Geç kalacağız da. Tamam, gidelim. Gidelim ama bak sonra başka bir yere gideceğiz. Yok, benim restoranda işim var. Şef bekliyor. Çok yoğunuz. Bunları istemiyorum, tamam? Nereye gideceğiz peki? Ha, öyle yani. Sürprizlerle dolu bir gün diyorsun. Yani bir yaşayıp görelim. Sen karar ver sonra. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın.
bana. Hani kimse zarar görmeyecekti? İçerideymiş Kemal. Öldü adam. Kemal öldü. Amma uzattın sen de ya. Ne yapayım, benim suçum bu. Bilmiyordum. Bilemezdim de. Neyim ben? Müneccim mi? Baba. O salak o saatte restoranda değil, evinde olmalıydı. Kaza işte. Ben böyle yaşayamam. Anladın mı? Kes be, uzatma. Kemal öldü. Olay kapandı. Sen de unut gitsin.